Kanal 7 ekranlarından herkese merhabalar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar sevgili izleyenler. Cuma sohbetlerine bir kez daha hoş geldiniz. Cumanız mübarek olsun. Muhterem hocamız Necmettin Nursaşan bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk Muhsin evet, Bey. Evet, stüdyo konuklarımız sizler de hoş geldiniz. Uzaklardan gelenler var, uzun zamandır görmediğimiz misafirlerimiz var. Onlar da tekrar aramızda, sizler de hoş geldiniz. Var mı şehir dışından gelen bugün? Nereden efendim? Manisa Soma'dan gelen bir misafirimiz, konumuz var. Başka memleketleri de şöyle bir duyalım. Selam yollayalım memleketler. Başka? Giresun'a selam. Erzincan'a selam. Kastamonu'ya selam. Bulgaristan'a selam. Bulgaristan'a selam. Eskişehir'e selam. Artvin'e selam. Kahramanmaraş'a selam. Samsun'a selam. Bursa'ya selam. Konya'ya selam. Evet. Ve Türkiye'ye selam. Evet. Tüm bizi şu anda nerede, kim ne şekilde izliyorsa herkese selam olsun. Yurt dışında yaşayan gurbetçilerimize de selam olsun. Avrupa'da evet. Yaşayan gurbetçilerimize de selam olsun. Evet, bugün inşallah kutlu doğum haftası vesilesiyle Peygamber Efendimizin hayatını konuşacağız, hatırlayacağız, anlayacağız. Peygamber Efendimizin 24 saati nasıl geçerdi? Doğru. Onunla başlayacağız ama öncesinde hocam, siz de kutlu doğum haftası vesilesiyle bayağı bir yoğunsunuz. Tahmin ediyorum hocam geçen haftadan bu yana eve gitmedi, öyle düşünüyorum. Doğru. Soru cevabı. Doğru, evet. Bir haftadır siz herhalde şehir şehir dolaşıyorsunuz. Öyle oluyor elhamdülillah. Daha Kayseri'ye gidemediniz. Ya Rabbime hamd ederim. Yani Muhsin Bey, aziz milletimizin, yani tabiat uyandı, çiçekler açtı, her yer güzelleşti. Onun gibi kutlu doğum ayı geldi. Ne bileyim, ülkemizin her bir yerinde. Yani ben bunu, değerli seyircilerimiz de işin farkına varsınlar. Bizim milletimiz budur işte. Yoksa biz gittiğimiz geldiğimiz etkinlikleri dile getirmek değil. Ama hatta bizim milletimizi yönetmek isteyenler de görsün, bu millet budur işte. Yani her yerde coşkulu. Mesela akşam Karadeniz Ereğlisi'ndeydim. İnanın ayakta. Yani o hanımlar, çocuklar, gençler. O ne heyecan, o ne coşku ya Rabbi. Yani o ne peygamber sevgisi. Demek bu millet peygamberini seviyor. Peygamberimizi sevme de bileşki noktasıdır. Hepimiz orada birleşebiliriz. Yani dertlerimizin devası, hep sıkıntılarımızın ilacı oradadır. Evet efendim. Şimdi madem bu soruyu sordunuz, özetleyeyim Muhsin Bey. Nerelere gittiniz? Merak ediyorum aslında. Mesela ilk adım Kilis oldu. Evet. Kilis. Kilis'te ne gördüm? Ensar, muhacir. Yani Allah bizim milletimize ensar rolünü vermiş. Kilis'in nüfusu nedir? Hududun bu tarafında 125 bin sığınmacı, hududun öbür tarafında 125 bin sığınmacı, bu mübarek millet işte bunların iaşesini temin ediyor. Ülkemizin her bir tarafından, Ege'sinden, Marmara'sından, yani ben hepsini sayacak değilim, hepsinden yani çocuğunun en güzel oyuncağını, en güzel efendim gıda maddelerini milletimiz gönderiyor. Ama oradaki Kilis'teki idarecilerimize de, valimiz, emniyet müdürümüz, müftümüz, bunlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Yani can siperane ve fedakarca benim orada bulunduğum iki gün orada bulundum. Her iki günde de oradan füze atıldı ve ikisinde de can kaybı da var, yaralı da var. Yani bütün bu kim bu füzeyi atanlar kim? Affedersiniz, soytarı geliyor bir pikapla, bir de füze yerleştirilmiş, fırla 20 kilometre mesafeye de ulaşıyor. Ya bizim buraya hadi fırlatıyor, defolup gidiyor. Devlet yok orada. Devletsizlik de ne acı şey. Sorumlu yok, muhatap yok. IŞİD adında güya Müslüman. Bu nasıl Müslüman yahu? Ya bu, sen bunu atıyorsun da kime isabet? Hangi masum, hangi günahsız güya insanın? Güya Müslüman, Müslümana füze atıyor. Güya Müslüman. Evet. İşte yani anlayalım, elin oğlu tabii. Elin oğlu. Bakın şimdi bir aylan bebek meselesi oldu, evet. Değil mi? Yani sahile vuran
bebek hala hayali yüreğimizi yakıyor. Hangi aylan bebek burada? Hangi ana karnında başı parçalanmış, ayakları parçalanmış? O doktorlarımıza da teşekkür etmeli. Ne yaralılar geliyor, neler. O doktorların gecesi yok, gündüzü yok. Allah yardımcıları olsun. Ellerinden öpülecek adam Allah o insanlar. Allah onlardan razı olsun. Evet efendim, halkın anlayış ve sabrı, İdarecilerimizin bu fedakarane koşuşturmaları, yani hakikaten kilise ödül verilmeli diyorlar ya, evet. Cidden bu ödülü hak Selam ediyorlar. Selam olsun kilise. Oradan Muhsin Bey, kilisten Gaziantep yoluyla Adana'ya geleceğim, Yavuz Sultan Selim'in konakladığı Yavuzlu diye bir yer var. Yavuzlu. Mercidabık Savaşı'nın olduğu yer. Şimdi oraya girersek söz uzun gider ama ecdadımıza nasıl rahmet okuyalım? Onlar ne mübarek insanlarmış. Bu mübarek toprakları bize armağan etmişler ama durup dururken değil tabii, ne fedakarlıklarla. Adana'ya geldik. Adana'da spor salonu tıklım tıklım dolu. Yani o da tasviri oldukça zor. Kutlu bir Adana'ya tablo. Da selam olsun burada. Evet, Adana'ya da böylece selam olsun. Büyükşehir Belediye Başkanı bizzat hakikaten programın başından sonuna kadar, hatta sonunda da bırakmadı. Evime götürüp çay içirmeden sizi Allah bırakmam Allah. Diye. O yüzden programın etkinliği hazırlayan değerli Büyükşehir Belediye Başkanı'na da buradan teşekkür. Ve sonra nereye geçtim? Sonra Erzurum'a geçtim. Hay maşallah. Erzurum'da üniversitemizin konferans salonunda genç, ya o halka yönelik değildi. Yani, üniversite gençlerine. Üniversite yönelik. Gençlerine yönelikti. Rektörümüze, yardımcılarına ve öğrencilerimize teşekkür etmek lazımdı. Erzurum'a da selam. Üniversitemizin o gayet güzel konferans salonunda yarınımızı, ülkenin yarını emanet edeceğimiz kızlarımız, oğullarımız ne coşkulu bir şekilde o programı takip ettiler. Programda tabii yalnız ben değildim. Benim dışımda şiir okuyanlar vardı. Kum sanatı, kum sanatı ile ne güzel gösteriler yapıldı. Evet efendim, Erzurum'da bir kayda değer olay da şöyle yaşadım Muhsin Bey. Buyurun hocam. Bundan bir yıl önce Erzurum'a gittiğimde Doğan Hattadoğlu diye bir beyefendiyle tanıştım. Evinde Kabe maketi yapıyor, Mescid-i Nebevi maketi yapıyor. Takdir ettim, tebrik ettim. Mimar mı? Değil. Yani böyle büyük paraları var mı? Yok, yok. Haçlığından keserek. Ama sevgisi var, sevdası evinde, var. Sevdası var. Sevdası sevda. Var. Yani bununla şu mesajı vermek istiyorum. Bir kısım insanlarımız hep kahvede, orada, burada, boş vakit. Yahu ne olur mübarek. Ya bir çeyiz sandığı yap. Torunun desin ki bunu dedem yaptı. Dedem bizzat kendi eliyle yaptı. Desin ya, böyle bir armağan bırak. Buna benzer bir şey yap. Yani orada hep o gecelerin, gündüzlerin orada geçiyor. İşte bu beyefendi ne kadar güzel. Ben dedim ki ya oldu olacak, gel bunu üçe tamamla dedim. Efendimiz buyuruyor ki üç mabet var, bagajlar bağlanmalı, oralar ziyarete gidilmeli. Mescid-i Haram Kabe, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa. Bu ikiyi yapmışsın, oldu olacak, gel şu Mescid-i Aksa'yı da yap. Bir fikir verdiniz. Yani mübarek ya, görüyor musunuz, söz boş değil işte, söyletene bak. Ve hakikaten Mescid-i Aksa'yı da yapmış. Önümüzde Miraç kandili var. Miraç kandilinde o ama ki öyle gelişi güzel değil. Milimetrik hesaplarla gitmiş Mescid-i Aksa'yı böyle milimetrik ölçülerle kaydettikten sonra tabii Yahudilerde müdahaleler filan etmiş. Zorluklar da yaşamış. Bütün bunları göze almasına rağmen çok güzel bir maket yapmış. Önümüzdeki Miraç kandilinde Ulu Cami'ye, Erzurum'da bir camiye konulacaktır halkın ziyareti için. Onu da tebrik etmemek mümkün mü? Yani elbette. Düşünün ki yani elbette. Allah ne kabiliyet veriyor. Mimar olmayan bir insan Allah sevda verince yapıyor. Bu da böyle yapılıyor. Akşam da dediğim gibi Karadeniz Ereğlisi'ndeydim. Bu seneki Kutlu Doğum'un temasını Diyanet İşleri Başkanlığı
Peygamberimiz tevhid ve vahdet diye, yani birliğin, gelin birlik olalım. Efendim, tabii birlikte rahmet var. Yani mesela akşamki birlik ne? Müftümüzle belediye başkanımız işbirliği yapmışlar. Hani aşure çorbası güzel. Niye güzel? 10-12 gıda maddesi bir araya geliyor. Güzel bir çorba meydana gelmiş oluyor. Yani milletimizin de bazı ayrı düşünceler, ayrılıklar da zenginliğimizdir. İşte bir araya gelince bereket oluyor, rahmet oluyor. Bu işte bize bu mesajı veriyor. Hulasa, kutlu doğum etkinlikleri ülkemizi, ülkemiz dışını sardı. 1989 yılında bu iş başladı. Bazen tenkit edenler oluyor. Hiç haklı değil o tenkit edenler. Yani ne kadar isabetli, ne kadar lüzumlu. Yani bu mübarek milletin evladının gönüllerini birbirine neyle bağlayabiliriz? Yani Allah sevgisi, peygamber sevgisi ne güzel çaredir. O yüzden yani ihdas edenlerinden ebediyete irtihal edenlere Rabbim'den rahmetler diliyorum. Amin. Son derece güzel oluyor bu etkinlikler ülkemiz içinde ve ülkemiz dışında. Allah razı olsun hocam. Evet, telefon numaralarımızı bir hatırlayalım. 0212 alan koduyla 30404. Sorularınızı iletebilirsiniz. Hem Twitter'dan hem de Instagram üzerinden sorularınız gelmeye başladı. Onları da ilerleyen dakikalarda inşallah hocamıza aktaracağım. Programın girişinde bahsettiğim üzere inşallah bugün Peygamber Efendimiz 24 saatini konuşacağız. Efendimizin 24 saatini. Gece ne zaman kalkardı, ne zaman namaz kılardı, geceleri ne yapardı? Sabah namazından sonra Allah elçisi Peygamber Efendimiz neler yapardı? Evine gelince ne yapardı? Evden çıkarken ne yapardı? Gün içerisinde neyle meşgul olurdu? Bütün bunları inşallah ilerleyen dakikalarda hocamıza soracağız sevgili izleyenler. Telefonumuz hazırmış. Telefonumuzu alalım, sohbetimize başlayalım. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Aleykümselam, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Hocam bir şey söyleyecektim. Benim eşim uzun zamandır uyuşturucu bağımlısıydı. Her türlü uyuşturucuyu kullanıyordu. Ben çok çabaladım, kendisiyle uğraştım. Ama ben bıraktıramadım. Kendisi Rabbim tarafından 2 ay önce bir gecede her şeyi bıraktı. 5 vakit namazına, zikirlerine başladı. Ama krize girdiği anlarda böyle sanki kendisi gidiyor, bambaşka birisi geliyor ve benim onu aldattığımı sürekli oraya baktım, buraya baktım diyerek üstüme çok aşırı zulüm ediyor. Yani sanki bambaşka birisi geliyor içine. O anda cennetin eşiğine geliyor ve ben de intiharın eşiğine geliyorum. Hocamdan, kendisi de şu anda dinliyor. Hocamdan bir onun için bir şey rica edecektim. Hani bir dua. Peki bir şey tedavi varsa. Tedavi görmüyor mu eşiniz şu anda? Yok, tedavisiz bıraktı. Hiçbir şey kullanmadan sadece namazlara gidiyor, işte camilere gidiyor ama bir an geldiği zaman kendini kaybediyor. İşte o bir an için söylüyorum. Yani o kriz esnasında yardımcı olması adına bir evet tedavi için bir müracaat etse, başvursa, yardım alsa herhalde daha kolay belki atlatacaktır. Belki ilaçlar verecekler. Şey, ilaçlar, ben senelerce çok uğraştım. İlaçlar daha beter yapıyor onu ilaç içtiği zaman. İşte ben zikir suları falan içiriyorum ona. Hani sürekli kendisi şu an dinliyor. Sürekli benim oraya baktım, buraya baktım diyerek kendisi de dinletin işine giriyor. Yani diyor, dayanamıyorum. Peki, diyor. Şiddet mi uyguluyor size bu kriz esnasında? Şiddet mi görüyorsunuz? Psikolojik şiddet uyguluyor ama sonradan pişman oluyor. Evet. Ama işte ama kalbi kırıldığı ve her şeyle kalıyor. Yani o anları gidermek için o anlarda bir dua var mı? Şu an kendisi de dinliyor. Şu an kendisi de dinliyormuş hocam eşi. Evet. Madde bağımlısı hanımefendinin eşi. Evet. Bıraktı. Bir gecede bıraktı dediniz. Bir gecede ne oldu peki? Nasıl oldu da bıraktı? Ben namazlarımı kırıyordum. Ben Esenyurt'a camiye zikire gittim, büyük zikire. Ben gidene kadar içiyordu. Evde içiyordu ben onu bıraktığımda. Ben geldim, dedi ki sen dedi bu yollardasın. Ben pislikler içindeyim. Ben de bırakıyorum artık her şeyi dedi. O gece sabaha kadar oturdu, sabah namazına gitti. O günden beri namazını da kılıyor. Ve hiçbir ilaç kullanmadan da bırakıyor. Ama arada bir sanki içine böyle şeytan giriyormuş gibi krizlere giriyor. Evet hocam, bir gecede bırakmış. Demiş ki sen ne güzel doğru yoldasın. Bense pisliklerin içindeyim. Buna daha fazla ben de razı değilim. Ben de bu geceden itibaren bırakıyorum demiş. Ve yardım almadan bırakmış. Fakat tabii şu anda krizler geliyor zaman zaman beyefendiye. Evet. Bu esnada da eşine şiddet uygulayabiliyor. Rahatsızlıkları var.
efendim, beyefendine neler tavsiye eder diyor hanımefendiyi hocam. Tebrik etmek, teşekkür etmek lazım. İyi ki canlı yayına bağlandı da bunu söyledi. Şimdi Muhsin Bey şu hadis-i şerifi okuyayım. Kullu beni Adem hattaun. Adem oğlu hata işleyicidir. Hata işleyenlerin hayırlısı hatada ısrar etmeyip tevbekar olanlardır. Yani bakın beyefendi ne kadar güzel insaf ediyor. El insafu nusfut din. İnsaf dinin yarısıdır. Ya bu kadın bana emanet ama ben böyle madde kullanıyorum. Madde kullandığım zaman bazen kendime hakim olamıyorum. Bu kadın hiç hak etmediği halde şiddet uyguladığım oluyor. Ama bu kadın ne saygıya layık kadın ki bütün bunları böyle çarşıya, pazara dökmüyor da sabrediyor. Yani anlayışla, olgunlukla benim ıslah nefs edeceğim günü bekliyor. Beyefendi bak bunu diyor bir gün böyle diyor. Yani su akar akar durulur denilir ya. Ve hata edenlerin de en hayırlısı tevbekar buyuruyor ya Allah'ın Resulü. Ama beyefendi bak bir gün oluyor insafla. Düşünüyor ya bunu ben yapmalı mıyım? Ya bu kadına ne zulmediyorum ben? Ben tevbe ediyorum diyebiliyor. Bu bakımdan o kardeşimizi tebrik ediyoruz. Bu olgunluğu, bu sabrı gösteren bu hanımefendiyi tebrik ediyoruz. Başka bu madde bağımlısı kişiler de görsünler ki en ciddi ilaç karar, azimdir, irade. İradesine hakim olmaktır. İnsanın kendi nefsine söz duyurabilmesidir. Tamam beyefendi doktor, onu göstermiş. Doktor yardımcı İradeyim. Olacak filan edecek ama bende bir azim yok. Ya ben birisini hakikaten böyle psikiyatriste götürdüm. Hocam bu adam olmaz dedi. Hem de hocamın kızıydı profesör hanım. Hocam bu getirdiğin adam olmaz dedi. Niye dedim? Doktor hanım niye böyle söylüyorsun? Hocam bu inanmıyor dedi. Yani bunun aklında ben bu işten vazgeçeyim diye bir şey yok. Ya ne kadar doğru. O niyette doğru. Değil yani. Hiç niyetinde yok evet, bu. Evet. O bu işten senin hatırına gelmiş bu dedi. O işi ben bırakayım diye düşünme yok bunda. Benim emeğim de boş. Yapılacak bir şey yok buna. Önce insan kendi insaf etmeli. Ben bu işten kurtulacağım diye kendi karar vermeli. Ondan sonra doktor, hekim, hastane onların da faydası olacak. İşte bu aile ne güzel örnek bir yoldadır. İnsanoğlu yanlış yola gidebilir mi? Gidebilir. Yani hepimiz Allah korusun hepimiz gidebiliriz. Ama yapılacak şey nedir? Bunda ısrar etmemektir. La sagirete ma'al ısrar ve la kebirete ma'al istiğfar. Israr ile küçük günah büyük olur. İstiğfar ile de büyük günah küçük olur. Yok olur, hiç olur. Ne güzel. Ya hadis-i şerif bu. Hocam tekrar edebilir miyiz? La sagirete ma'al ısrar ve la kebirete ma'al istiğfar. Israr ile ısrar küçük ile günahlar küçük büyük olur. Günah büyük olur. İstiğfar ile de büyük günah küçük olur, yok olur, hiç olur ya. Ne güzel. Peki hocam şimdi bu nöbet geçirdiği sıralarda hanımefendiye karşı değişiyor tabii beyefendi tutumu, tavrı. Ama kıskançlıkları oluyormuş. Hanım kızımız ona da sabredecek inşallah. Evet. Ona, ya hani her zaman bir dua var mı diyor? Dua okuyabileceğimiz. Her zaman deriz ya biliyor musun? Milletin temeli aile, ailenin temeli sevgi, saygı, sabır ve sadakat. Şimdi bu hanım kızımız sabır maddesini işletiyor. Dua şu, illa özel değil, içimizden geldiği gibi hele şu duaların kabul olduğu bu günler mübarek Recep ayındayız. Yani Recep ayında ama gelin biz kardeşimize ve onun gibi olanlara Yüce Rabbimiz şifalar ihsan amin. Eylesin. Amin. Allah şifalar versin inşallah. Bir sorum daha vardı. Alalım kısaca. Eşim şu an dinliyor. Kendisi uyuşturucu kullandığı zamanlara çok kul hakkına girdi. Çünkü kötü işler yaptı. Onlardan nasıl kurtulabilirim diyor. Onları nasıl şey yapabilirim diyor. Kötü işler yapmıştı. Evet. Uyuşturucu kullanırken.
kulakları çok var üstünde. Kul hakkına çok girdim zamanında daha önce. Şu anda hazırlı kılıyor her şeyini. Maşallah, maşallah. Belki. Şu anda onları nasıl ödeyebilirim diye soruyorum. Şu kaygıyı duyması bile hep takdire şayan. Yani inşallah kötülüklerden uzaklaşmış, büsbütün iyiliğe doğru gelmiş kardeşimiz de. Eğer biliyorsak zaman zaman o hak sahiplerinin haklarını ödeyeceğiz. Bilmiyoruz. Rabbimiz inşallah affeder. Tevbe edeceğiz. İnşallah efendim. Evet, peki. Allah razı olsun sağ hocam. Efendim. Çok sağ olun. Hayırlı cumalar. Teşekkürler. Hayırlı cumalar. Sağ olun. Büyük geçmiş olsun. Bir telefon daha alalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar. Hocama sorum vardı. Tabii ki. Buyurun. Hocam, Bursa. Hayırlı cumalarınız olsun. Efendim, hayırlı cumalar. Ben Bursa'dan arıyorum. 12 yıllık evliyim hocam. Evet. Ve bu 12 yıllık evliliğim süresince çok şiddet gördüm. Eşimin ailesinden. Bir türlü beni hiç rahat bırakmadı. İki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Amin. Beni hasta yaptılar hocam. Şeker hastası oldum. Sinir hastası oldum. Eşimi çok seviyorum. Eşimi bırakmak istemiyorum. Bana sürekli beddualar ediyor. En sonunda da eşimin babası beni sokak ortasında dövmeye kalktı. Bana tekme yumruk salladı. Ben onlara hakkımı helal etmiyorum hocam. Ve bunların vebali ne olur onu sormak istiyorum. Allah Allah. Çok... Peki niye böyle davranıyorlar size? Kıskançlık. Kendileri buldu beni hocam. Kendileri istedi. Hani ben eşimle görüşüp evlen dedim. Ailesi evet. buldu. Sonra işte ben eşim bana Allah tarafından eşim bana döndü. Baştan eşimle de sorunlarım vardı ama ben Allah'ıma çok sığındım. Çok dua ettim. Namaz kıldım. Gece namazları kıldım. Ailem uzakta benim. Beni burada tek görüyorlar. Komşularım evime gelip gitmiyor onların yüzünden. Yani ne bileyim çok çaresizim. Allah'ıma sığınıyorum. Ve şu anda kızlarım bir tanesi İmam Hatip'te okuyor. Biri ilkokulda. Büyük kızım zaten babaannesine, dedesine artık anne diyor. İsimlerini bana anma diyor. Ve bu sebepten dolayı da dua ediyormuş bana eşimin ailesi. Hani çocukları göndermiyor gibilerinden. Çocuklar kendi gitmiyor hocam. Ben mi suçluyum? Onlar mı suçlu? Benim yaptığım hiçbir şey yok yani. Hayır, çocuklar nasıl gitsin ki? Şiddet görüyorsunuz eşinizin ailesi tarafından. Ve onlar da bunu görüyorlar, yaşıyorlar. Daha onlar aynen, çocuk. Çocuklar tabii ki korkacaklar. Gitmeleri mümkün değil yani. Evet. Zaten çocuklarımın yanında oldu. Çocuklarımın peki, gözünün önünde oldu. Çocuk yani dedesi. Evet, çocuk dedesi sizi sokak ortasında dövdü. Dövmeye doğru mu? Kalktı. Eşim torunlarının olmasaydı, evet. Evet. Torunlarının eşim olmasaydı. Evet, devam edin. Eşim olmasaydı yani bana tekme yumruk salladı. Başkasından sebepten dolayı yani onlarla olan bir alakalı konu değil yani başka biriyle alakalı bir konu. Yani bana zaten saldırmaya yer arıyordu. Hani bir fırsatını bulsam da hani dövsem gibilerinden. İçindeki şeyin son olarak kustu. Ben onlara hakkımı helal etmiyorum. Maddi manevi yani çok maddilerim de peki, gitti. Peki eşiniz yanınızda değil miydi o esnada? Yanımdaydı hani beni korudu. Annesine babasına 2 ay falan küstü. 2 ay sonra bunlar tabii artık anne baba. Eşim ne kadar beni tutacak ki annesini babasını daha çok tutuyor yani. Peki akıl sağlığı hani, yerinde mi? Babanın akıl sağlığı yani kayınpederinizin akıl sağlığı yerinde mi? Akıl sağlığı yerinde olmaz mı? Genç daha 60 yaşında. Ha, yani normal herkesle değil çünkü bu davranışlar iyi. Da ondan dolayı sordum. Normal evet, değil bu davranışlar. Herkesle çok iyi zaten. Herkesle çok iyi. Bir tek onun düşmanı benim yani. Evet. Diğer gelin var. Diğer gelin çok yani iyiler. Allah da bozmasın. Kimse de gözüm yok. Yani yalnızım. Evime kimse gelip gidemiyor. Tamam, yani ben sürekli onlara beddua ediyorum. Şöyle Allah yapalım. Ben yani. Mesele anlaşıldı. Sizin huzursuzluğunuzun kaynağı sebebi eşiniz değil, aileniz değil, onun ailesi, evet, eşinizin evet, ailesi. Evet, evet, mesele evet, anlaşıldı. Ben hocamıza sözü bırakacağım ama siz hatta kalın. Reklama gitmemiz gerekiyormuş. Reklamlardan sonra tamam. Hocamızı dinleyelim. Kısa bir ara. Tamam. Evet, yeniden birlikteyiz. Bursa'dan arayan izleyicimiz hatta mı? Tekrar merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz. Evet. Tekrar merhaba.
Hoş bulduk, merhaba. Evet, eşinin ailesinden şiddet gören hanımefendi, 12 yıldır evli, iki çocuğu var hocam. Çocukların yanında, eşinin de olduğu bir zamanda kayınpederi tarafından şiddet görüyor sokak ya ortasında. Tabii sadece bununla sınırlı değil, sürekli huzursuzluk verdiğini beddua iddia ediyor. Beddua ediyor, diyor hanımefendi. Siz şimdi peki ne düşünüyorsunuz? Siz ve eşiniz, aileniz ne düşünüyorsunuz? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Ben Allah'a havale ediyorum. Eşimden asla vazgeçmem. Eşimde çünkü hiçbir sorunum yok. Evet. Ben onları Allah'a havale ediyorum. Allah'a sığınıyorum. Namazımı kılıyorum. Kur'an'ımı okuyorum. Orucumu tutuyorum. Elhamdülillah Müslümanım. Hiçbir kusurum yok. İki tarafta da alnım açık. Dünyada da ahirette de. Allah'a havale ediyorum. Hani ben onlardan hakkımı öbür tarafta almayı istiyorum. Evet. Allah'a vekil ediyorum. Yani ama çok huzursuzum. 35 yaşındayım. Bütün hastalıklar beni buldu. Günde 10 tane falan ilaç içiyorum. Yani hep stresten oldum. Hasta oldum diyor yani 12 yıldır. Hasta oldum. Evet. Evet, çocuklarım da diyor anne onlardan sebep hasta oldum. Evet onlardan sebep hasta oldum. Yani yok, kendi ailemin tarafından hiçbir sıkıntım yok. Hayır, ailenizin tarafından... daha doğrusu işte onların bu tutumu çocuklarınızı da onlardan uzaklaştırıyor. Farkında değiller. Evet. Evet. Evet, çocukları dünya seviyorlar ama çocukları seven çocukların annesine o şekilde davranır mı yani? Çocukları seviyorsan bana o zulmü yapma. Peki. Hocamızı dinleyelim. Çok teşekkür ediyorum aradığınız için. Bir tane daha bir şey soracağım hocama. Peki, peki. Müsaadenizi istiyorum. Benim bir de bir sürü takılarım vardı. Düğünde takılanlar. Babam, kendi babamın taktıkları. Her şeyimi eşimin ailesi aldı. Vereceğim dedi, vermedi. Ve maddi durumu da gayet yerinde. İki tane el sattı, iki tane evi var. İstedim benimle dalga geçti. Ben onları da onu halletmiyorum. Mükafatım ne olur? Ben bunlardan öbür tarafı nasıl bir şey alabilirim? Ben çok merak ediyorum. Hocam lütfen beni aydınlatın. Peki. Hayırlı cumalar. Çok cumanız mübarek ediyorum. Olsun. Buyurun hocam. Efendim. Gönül çalabın tahtı. Çalap gönle baktı. İki cihan bedbahtı. Kim gönül yıkar ise. Kimseye baki değildir mülkü devlet sim üzer. Bir harap olmuş, gönül tamir etmektir hüner. Yani gönül arş-ı rahmandır. Onu yıkmak ziyade tuğyandır. Bir gönül yıkmak. Bir delikanlının birisi bana bir sual sordu. Dedi ki hocam, eşimin suratına bir yumruk attım. Yumruk, eşin suratına yumruk attım. O da bana şunu dedi filan anlatıyor. Dinle oğlum dedim, bak şimdi senin kızın var mı? Var. Bak kızı al bebek, gül bebek, büyüttün, okudu, yazdı, kızın talibi çıktı, evlendirdin. Ama bir de duydun ki bu delikanlı kızın suratına yumruk atmış. Aman hocam, anladım hocam. Dinlemeye tahammül edemedi, ne diyeceğimi anladı. Yani empati yap ya, empati. Gelin halk şairi merhum Neşet Ertaş'ın şu sözlerini okuyayım. İki büyük nimetim var. Biri anam, biri yarim. İkisine de hürmetim var. Biri anam, biri yarim. Ana deyip geçilmez. Yar anadan seçilmez. İkisine de kıymet biçilmez. Biri anam, biri yarim. Birisi var etti beni, birisi de yar etti beni. İkisinin de birdir yeri, biri anam, biri yarim. Yani bu kayınpeder, ya insaf et, Allah'tan kork. Yani bu emanet, bu gelin kızı sevmiyorsan oğlunu sev. Sen bu gelin hanıma zulmediyorsun, rencide ediyorsun, itibarını kırıyorsun. Peki ama oğlunu da kırmış oluyorsun bu arada. Bak hanımefendi diyor ki yok diyor, genç aklı başında diyor, ama işte cehalet ey hasım hakiki seni öldürmeli evvel, sensin bize düşmanları üstün çıkaran el. Ey kayınpeder, bir empati yap ya, sen kızını gelin ettin, kızın kayınpederi eşinin yanında, çocuklarının yanında darp ediyor, şiddet uyguluyor. Razı sen, gelir mi? Sen bunu sinene çekebilir misin? Huzurun kaçmaz mı? Uykun kaçmaz mı be adam ya? Hocam oğlunu da zor durumda bırakıyor. Tabii çünkü bir tarafta eşi, diğer tarafta öyle, babası. Öyle oluyor. Onu efendim da zor durumda bırakıyor. Doğru efendim. Yani. Şimdi ben hakkımı helal etmiyorum diyor hanımefendi. Hanımefendi ama
ben şu kısmına gel bir itiraz ediyorum. Kötüye beddua etme, daha kötü olur, başına bela olur. Rabbim ıslah eyledi ya. Gel Rabbimiz ıslah eylesin. Yani hanımefendi de, çünkü beddua ettikçe kendi de sıkıntılanır, kendi de huzursuzlanır. Zaten hastalandım diyor. Yani öyledir. Evet, evet hastalanıyor hakikaten. Evet. Ya migren oluyor. Hasta oldum diyor. Şeker, hadi, şeker dedi. Öyle oluyor. Evet. Yani bunu şeker bir türlü dedi. Kaldıramıyor. Vücut idraki maali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazu bu kadar sıkleti çekmez. Bu beden bu kadar yükü kaldırmıyor, çekmiyor. Vücut bir yerden patlak veriyor işte. Evet. Rabbimiz ıslah etsin. Yani hanım kardeşimize de sabırlar versin. Bir telefon daha alacağız ama Instagram'dan bir soru var. Onu aktaralım. Sonra telefonumuzu alalım. Songül Hanım'ın sorusu. Kadınlar özel günlerinde Ramazan ayı orucu tutar mı? Çünkü bazı hocalar tutabilir, bazıları da tutamaz diyor. Bu konuda hocamız ne der? Sevgili Peygamberimiz böyle oruç tutamayacaklarını söylüyor. Yani bu kadını sanki aşağılamak, hor görmek değil. Demek ki ona olan bir şefkat, merhamet, yani aybaşı hali, sanki bir hastalık hali, o vaziyetindeyken oruç tutmasını, namaz kılmasını istemiyor. Ama namazları kaza etmeyecek, oruçları kaza edecek. Bütün kitaplarımız böyle yazıyor Muhsin Bey. Başka türlü düşünen hocalarımız nasıl biliyor, nasıl okuyor bilemiyorum. Ama benim araştırmam, benim görmem, inancım böyledir. Namazları kaza etmezler. Etmezler ama oruç. Ama oruçlarını gününe gün kaza ederler. Yine devamında şöyle soruyor. Bir evlat sahibi olmak için 41 Meryem suresi okunur diyorlar. Faydası olur mu? Efendim bakın Rabbimiz buyuruyor ki Allah dilediğine kız evladı verir, dilediğine erkek evladı verir, dilediğine ikiz verir, dilediğini de kısır bırakır. O dediğiniz surede, Meryem suresi. Meryem suresinde ne anlatılıyor? Yani Zekeriya peygamber, 100 yaşlı, ak saçlı bir insan. Diyor ki duasında, ya Rabbi dizlerimde derman kalmadı, saçımda siyah bir tel kalmadı, oldukça ihtiyarladım. Eşim de gençliğinde doğum yapmamış bir hanım. Ya Rabbi şimdi benim neslim senin yolundan çıkaygı sardı beni. Senden bir salih, senin razı olacağın bir evlat istiyorum ya Rabbi. Duaya bak. وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّا Ya Rabbi, bugüne kadar ben ne dua ettim de sen vermedin. Aman ya Rabbi, şu inanca bakın. Ne kadar güzel söz. Ben ne istedim de sen vermedin. Şimdi de böyle istiyorum ya Rabbi. Yani eşim son derece 90 yaşında kadın. Ben böyle son derecede ihtiyar olduk. Salih bir, razı olacağın evlat istiyorum. Ya Zekeriya, inna nübeşşiruke bi gulamin ismuhu Yahya. Zekeriya, Yahya adında bir oğul evladı ile seni müjdeliyoruz. Allah Allah. Evet. Yani illa, ya demek ki Rabbimizin bu hükmüne rıza göstermeli. Evlat isteriz, vermeyecek olursa ısrar etmenin de yeri yok. Yani vay, duam kabul olmadı demenin yeri yok. Herhalde benim hayrıma olan budur. Yoksa o diledikten sonra bakın kız veriyor, oğul veriyor, ikiz veriyor yahut da hiç vermiyor. Bize düşen ona teslimiyet. Peki telefonumuzu alalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı cumalar diliyorum. Buyurun efendim. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Buyurun. Sizin cumanız mübarek olsun. Zonguldak arıyor bu kez. Evet buyurun efendim. Evet. Evet, Zonguldak Eylül'den arıyorum. Hocam buraya gelmiş herhalde. Bilseydim keşke bir ziyaretine gelmek isterdim hocamızı.
Çok sevindim şimdi televizyonda dinlediğimde. Bir dahaki sefere diyelim o zaman. İnşallah. Efendim. Evet. Aslında hata bizim, keşke duyursaydık biz de geçen cuma ama. Yok. Hocam gelecek diye. İnşallah bir dahaki programa diyelim. Çok isterdim. Evet. Çok isterdim hocamızı görmek, ellerinden öpmek. Estağfurullah. Çok isterdim. Estağfurullah. Evet. Estağfurullah efendim. Hocam size bir sorum var benim. Benim oğlum var 10 yaşında. Evet. Bir tek çocuğum var zaten. Hep karnımda 8. çocuğum ama tek yaşayanım var. 4-5 seneden beri bir korku var çocuğumda. Yani bu korkuyu ben bir türlü çözemedim. Hocalara da gittiysem, doktorlara da gittim. İlaç veriyorlar, kesiyorum, tekrar aynı oluyor. Hocalara da söylüyorum, nazardan diyorlar. İşte hani bir şey yazıyorlar, veriyorlar. Onu takıyorum. O da bir faydasını göremedim. Suya okudum kaç sefer, Nas, Felak, bunları okudum. Ondan sonra Ya Hedu diye bir dua var, onu okudum. Hiçbir çare bulamadım. Çocuğum 10 yaşında hala benden yatıyor. Evin içinde yani tuvalete dahi affedersiniz gidemiyor. Yani benim yarım metre uzağıma gidemiyor yani. Evet. Ben ne yapacağımı şaşırdım artık. En son hocamı arayayım dedim. Geçen hafta da aradım, ulaşamadım. Bu hafta aradım işte, inşallah Allah'ın izniyle düşürebildim. Evet. Yani mümkünse hocamdan ne yapabilirim ben bunun için? Çok yerlere başvurdum, çok hocalara gittim. Efendim, argo tabiriyle söyleyeyim. Bir deli bir kuyuya bir taş bırakır, 40 akıllı onu çıkaramaz. Delinin biri işte bu senin çocuğa öyle bir söz söyledi, cin olur, şeytan olur, onlar şöyle eder, böyle eder filan dedi. Derken kuyuya taşı bıraktı. Hadi şimdi hangi akıllı çıkaracaksa çıkarsın. Bu şuna benziyor biliyor musun? Mimar Sinan'a onun zamanında Süleymaniye Camisi'ni yapıyor. Minare eğri diyorlar. Minare eğri. Yıkılacak bu minare. Olur diyor. Eğri olabilir. Gelin bakayım. Hadi bir ip atın. Çekin. Çekin bak. Çekin. Doğruldu mu? Doğruldu. Tamam işte. Böyle bunu böyle yapabilecek bir baba yiğit lazım. Şimdi anne bir psikiyatrist gibi, kızım, oğlum, korkulacak hiçbir şey yok. Allah sahibimiz bizim. Allah yardımcımız bizim. O bizden haberdardır. Hiç böyle evhama, endişeye, biz ona emanetiz oğlum, kızım. Yani sanki bir psikiyatrist gibi o nasi felakının da anlamı bu. İşte onu telkin etmiş olacak çocuğa. O deminki dediğim kuyudan taşı çıkaracak akıllı bu. Yavrum korkma, korkulacak hiçbir şey yok. Allah'a emanetiz yavrum. Yani hocam diyor ki mutlaka bir şeylerden etkilendi bu çocuk. Durup dururken olmadı diyor. Bir yerden etkilendi. Evet. Ya arkadaşından etkilendi, ya birisi bir şey söyledi, ya gördüğü filmden etkilendi. Bir şey oldu. Evet. Yani kuyuya taş düştü. O taşı çıkarmanın çaresi işte. Evet. Evet. Hocam yani eşim mesela her akşam okur. Ben okuyorum. Hani yatarken mesela duasını yaptırıyoruz, okutuyoruz. Ondan sonra ne bileyim, eşim anlatıyor yani, sahibimiz Allah, oğlum, Allah'tan başka hiç kimseden korkulmaz. Her şeyi Rabbim verir, her şey Rabbimden gelir diye. Yani korkacak ne var, neden korkuyoruz dediğimiz zaman da bilmiyorum anne diyor, bir şeyler oluyor ama diyor. Yani diyor böyle diyor, yani rüyasında bile bazen rüya gördüğü zaman uyanıyor, ne oldu oğlum, neden korktun diyorum. Anne diyor mesela geçen akşam bebek görmüş. Bebek ne güzel şey oğlum, bebekten korkulur mu diyorum. Anne bir tuhaf bir şeydi diyor. Yani işte bir arkadaşı görmüş rüyasında, o bir tuhaf bir şeydi diyor. Yani seçemiyorum anne diyor, o yüzden korkuyorum diyor. Evet, tek çocuk yani mu? Ne yapacağımı şaşırdım hocam artık. Tek çocuk mu? Tek çocuk mu hanımefendi? Hocam evet, tek çocuk. Benim sürekli karnımda öldü. Bu 8. çocuğum. Tek yaşayanım var. Başka da çocuğum da yok. 8. mi dediniz? Evet, 8 tane çocuğum karnımda, 7 tane çocuğum karnımda öldü. Bu 8. çocuğum. Sibyan varmış bende, öyle diyorlardı. Allah Allah. Yani hani anneye de geçer de, anneden çocuğa geçer diye bir şeyler diyorlar. Hocalarımız, bazı hocalarımız. Yani ona götürdüm, birisi Sibyan dedi, birisi işte nazar dedi. Yani hocam sizden ricam, ne yapabilirim ben?
Sizi sürekli dinliyorum. Gelin yine ümitsiz. Sohbetinizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Ümitsiz olmayın. Bakın ben şu an kendi yaşadığım hatırayı şöyle anlatayım. Peki size teşekkür ediyoruz. Hocamı lütfen televizyondan takip edin. Muhsin teşekkürler. Torunlarımı sünnet ettiriyoruz. Kime? Klasik usulle sıradan şey olur ya. Sağlık görevlisi yahut da sünnet yapan adamlar. Toplu sünnet yaptırıyorsunuz yani. Efendim? Toplu sünnet. Toplu değil. Getirdik sünnetçiyi, çocukları sünnet edecek ama çocuklar feryat, fıgan. Yani biz de yanlış ettik yani çocukları illa sünnet olacaksınız. Sanki akıllarını kaybedecek. Ya yanlış ettik, bu böyle olmaz. Diğer torunlara da doktora sünnet ettiriyoruz. Doktor çocuğa öyle bir yaklaştı ki, öyle bir ikna etti ki, kuzu gibi çocuk duruyor. Ne feryat, ne figan. Ya. Yani demek telkin, biliyor musun? Telkin. Öyle ikna etti, çocuğun gönlüne öyle girdi ki, bu olması lazım. Ya. Ama hiçbir şey olmayacak. Hafif bir acı hissedeceksin. Alıştıra. Belki de yardım alması gerekiyor yani hanımefendinin. Şimdi psikiyatristen de. Tabii. Destek almak. Gel canım, evet. Karanlıkta beraber gidelim. Hatta oynayalım seninle falan. Tabii. Bir yardım almasında fayda var. Çocuğun ruhuna girecek. Çocuğun ne girdi? Hangi duygu girdi? Psikiyatrist çocuğu konuştururken onu atıp çıkaracak. Yani. Hocam sizin hep buyurduğunuz gibi bu tür durumlarda hem fiili dua hem kavli dua lazım. Tabii. İkisi de lazım. İkisi yani tek taraflı olmayacak. Sadece nasip yani doktora da gideceğiz ama duamızı da yapacağız. Hem doktora gideceğiz. İkisi bir arada yapacağız. Evet efendim. Peki telefonumuz mu var? Bir telefonumuz daha varmış. Twitter'a döneceğim daha sonra. Hoş geldiniz. İyi günler. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Buyurun efendim. Hayırlı cumalar. Bingöl arıyor. Buyurun. Cuma da hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar efendim. Benim sorum şey olacaktı. Ben ev almak istiyorum. Evet. Yalnız bunun için de banka kredisi kullanmam gerekiyor. Evet. İşte eşimle bu konuda görüşüyoruz. İşte istişare ediyoruz. Bakara suresinin ayetlerine baktık. Orada faiz yemeyiniz, israf etmeyiniz şeklinde hükümler var. Evet. Eşimin bana söylediği, yani biz faiz yemiyoruz ama faize maruz kalıyoruz. Mevcut şartlardan dolayı. Evet. Yani bununla ilgili hocamın ne tavsiye eder, ne yapmamız gerekir, neye dikkat etmemiz gerekir, bunları soracağım. Peki teşekkür ediyoruz. Televizyondan takip edin lütfen. Tamam. İngöl'e selamlar. Tamam. Evet hocam. Yani faize düşmemek için Muhsin Bey, ciddi gayret sarf etmek lazım. Bir hadis-i şerif var. Kişi ödemek niyetiyle borçlanırsa, ödeyinceye kadar Allah'ın yardımı onun üzerine olur. Ödememek niyetiyle borçlanırsa, elindeki avucundaki de sürülür, savrulur. Yani ya Rabbi, niyet önemli demek ki burada. Ya Rabbi beni şu faize düşürme. Yani oturacağım, yaşayacağım, dualar edeceğim, evim faize bulaşarak olmamalı. Yani şimdi 100 bin liram var. Onunla uzaktan bir ev alabiliyorum. Onunla idare edeyim. Yarın durumum düzeldiğinde daha iyi evi alabileyim. Ama illa şu faize bulaşmıyor. Yani. Mümkün mertebe uzak duralım diyorsunuz. Evet. Zafer Bey'in Instagram'dan, Twitter'dan sorusu var. Şöyle diyor hocam. Terörle mücadele eden şehitlerimiz giysileri ile mi gömülüyor? Giysileri ile gömülmüyor. Yıkanıyor, kefenleniyor, namazı kılınıp defnediliyor. Tabii böyle de olur, öyle de olabilir. Ama günümüzde imkanlarımız müsait. Yani Allah korusun düşünün ki şehidi gömmeye yani yıkamaya falan hiç imkan yok. Öyle de gömülebilir. Yani aynen. Bahsettiği gibi kıyafetleriyle de. Yarasından kan akar, rengi kan, rengi kokusu, mis kokusu o şekilde defnedilir. Efendimiz bakın şehit kısımlarına bu müjdedir. Ben ölünce öldü denileceğim. Bütün peygamberler de öldü ve öldü denildi. Ama şehide öldü demeyin. Ben öleceğim, ölünce yıkanacağım. Ama şehit yıkanmasına gerek yok. Kanlı elbisesiyle defnedilebilir. Ama günümüz şartlarında madem yıkama imkanımız da var, o yüzden onun da bir zararı yok. Yıkıyoruz. Kefenleyerek defnediyoruz. Peki. Ama son olsun inşallah. İnşallah. Bu vatan için, bu kutsal değerler için
verdiğimiz kurbanlar inşallah son olsun. Peki, kısa bir aramız var. Az sonra birlikteyiz. Cuma sohbetleri devam ediyor sevgili izleyenler. Telefonlarımız var, onları alacağız. Daha sonra da Instagram ve Twitter'a tekrar döneceğim. Sorularınızı hocamıza ileteceğim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı cumalar. Buyurun. Buyurun efendim. Ben hocama 3 tane bir sorum var dedi. Kısa kısa o zaman not alayım ben de. Buyurun. Ben sorun. Şimdi 3 yıl önce ameliyat oldum. Başımda balon çıkardı. Evet. Stent taktırdım. Doktor bana diye susuz kalmayacağım diyor. Buna ben susuz kalmadığım için oruç tutabilir miyim, tutamaz mıyım? Bu birinci sorunuz. Evet. Evet. İkinci sorunuz. İkinci de ben bundan 30 yıl önce bir nişanlılık yapmıştım. Bende bilezikler kaldı ama bunun günahı var mı acaba? 30 yıl önce? Evet, bir nişanlılık geçirdim. Evet. Bilezikler bende kaldı. Takılar bunun sizde günah... kaldı. Bilezikler sizde kaldı. Evet. 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 Ama önce ben o zaman ben şey yaptılarsa, imam nikah yaptılarsa. Siz geri vermediniz, iade etmediniz o takıları? Evet. Evet. Onu iade soruyorsunuz. Etmedim. Evet. Sizde mi hala o bilezikler şu anda? Yoksa harcadınız mı? Harcadım yani. Şu anda harcadınız. Duruyor yanımda. Evet. Peki. Üçüncü soru? Üçüncü soru da benim oğlumda taş vardı. Buna Kur'an okutacağım derken ağzından bir kere şey çıktı, kurban çıktı. Bunu kesebilir miyim acaba? Ama dedim ki bıçağı ameliyat olmadan düşerse taşım dedi. Kur'an okutacağım diyordum. O arada öyle derken taş düşmedi ama kurban adamış oldum. Bunu kesebilir miyim? Şimdi oğlunuzda taş vardı öyle mi? Evet. Ya doğru mu anladınız? Düzeltin lütfen. Yanlış anlamış olabilirim. Siz Arak'ta mı bulundunuz? Şayet oğlum şifa bulursa evet. Kurban mı keseceğim dediniz? Evet, o Kur'an okudu, Mevlüt okutacağım diyordum. O Kur'an okutacağım derken Mevlüt'ü o arada ağzından kurban çıkıyor yani. Tamam. Kurban. O yani aslında Kur'an okutacağım tamam. Demek istemiş ama kurban çıkmış tamam. Ağzından. Tamam. Şimdi tamam, kurban kesmemiz... Şifa buldu mu oğlunuz? Yok, bulmadı. Evet, evet. Üç sorusu var hocam. İlkiyle başlayalım. Tamam. Teşekkür ederiz. Televizyondan takip edin lütfen. Tamam. Ameliyat oldum diyor hanımefendi. Tamam. Rahatsızlığım var. Doktor sürekli su içmen lazım diyor bana. Dolayısıyla ben Ramazan'da oruç tutmam gerekir mi? Doktorun da böyle bir şimdi tavsiyesi var. Peygamberimizin ne yapmalıyım? Muhsin Bey bir duası var. Cenab-ı Hak'tan 5 şey istiyor. Allahümme inni eselüke sıhhate vel affete vel emanete ve husnel huluk ve rıza bil kader. Ya Rabbi senden sağlık isterim, iffetli olmayı dilerim, güzel ahlaklı olmayı dilerim, takdirine, taksimine razı olacak bir anlayış derim. Ama bir numarada sağlık. Sağlık olmadan hiçbir şey olmaz. O yüzden ben ne pahasına olursa olsun oruç tutacağım. Bu doğru değildir ya. Bu doktor doğru bildiğine göre söylüyor diyor. Senin böbreklerin devamlı su istiyor. O yüzden sen oruç tutamazsın. Yuridullahu bikumul yusur ve la yuridu bikumul usur. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Gücümüz yeterse tutamadığımız oruçlar için fidye veririz. Gücümüz ona da yetmiyorsa onu da vermeyiz. Rabbimiz de affeder. Evet. Evet, tutmak istiyoruz orucu. Yani şunu da söyleyeyim, sağlığım müsaitken öyle olur olmaz sebeplerle oruç tutmayayım, bu da yanlış. Yani Ramazan dışında bir yıl oruç tutsanız, Ramazan'daki bir günlük oruca bedel olmaz. Efendimiz böyle buyuruyor. Ama sağlığı müsait değilken illa ne pahasına olur, öleyim ama böyle öleyim, yok, böyle olmaz bu. Yanlış bu, doğru evet. Değil bu ya. Hocam ikinci evet. Sorusu 30 yıl önce hanımefendi bir nişanlılık geçirmiş ve bilezikleri de daha sonra bozulmuş.
olmamış. Nişan bilezikleri de geri vermemiş, iade etmemiş 30 yıl önce. Evet. Bundan dolayı ben sorumlu muyum diye soruyor. O bilezikler, o kişiler biliniyorsa verilmeli, iade edilmeli yani. Evet. Neyse artık harcadıysa da tabii, o zamanki bedelle şimdiki öyle, karşılaştırılır. Tabii. O bir tabii, hesap edilir, çıkarılır. Doğru. Onu verecek sahiplerini. Bulamazsa ne yapacak sahiplerini? Veremezse onlar namına bir hayra verir veya bir fakir. Bu adak verir. Meselesi için ne söyleyeceksiniz? Adak meselesini de bir durumu müsait olduğu zaman bir kurban kesmeli. Yani kurban, kurban dediği demiş, için. Değil mi? Dediği için. Evet doğru. Evet peki. Evet, evet. Durumu müsait olduğu zaman. Durumu müsait olunca evet. Bir telefon daha alalım. Hoş geldiniz. Alo. Hayırlı cumalar, buyurun efendim. Hayırlı cumalar. Buyurun. Ben hocama bir şey soracaktım. Buyurun sorun. Ölünce nikah düşüyor mu? Karı koca aynı mezarda kalabilir mi? Evet. Elbette ölünce nikah da bitmiş oluyor ama kadın kocaya karşı 4 ay 10 gün daha yani serbest değildir. Kadın 4 ay 10 gün daha onu beklemesi lazım ama tabii şimdi birisi vefat etti, en az 5 yıl geçmeli ki yani o cenazenin çürüdüğü düşünülmeli ki onun kabri açılıp da ikinci bir kişi konulabilmeli. Karı koca da tabii aynı mezara defin edilebilir günümüz şartları içerisinde. Yani niye? İhtiyaç var, sıkıntı var. Yani yer darlığı dolayısıyla. Sadece zaman. Evet. Önemli burada. Zaman önemli. Evet. Evet. Peki. Yani bu kadar zaman geçmeden mezarının açılması doğru değil. Teşekkür ediyoruz beyefendiye. Instagram ve Twitter'la devam edelim. Fadime Hanım'ın sorusu var. Hocam eşim şiddet uyguladı. 2 aydır aramıyor. Ben de annemde kalıyorum. 1 yaşında çocuğum var. Onun çocuğumun ve benim ihtiyaçlarımı da karşılamıyor. Şimdi ben ne yapayım? Devreye bir girenler olacak. Bu böyle olmaz işte. Bakın Efendimiz size nafile namazdan, nafile oruçtan daha üstün bir şeyi haber vereyim mi? İki kişinin arasını bulmak. Yani hele sarsılan yuvayı sağlamlaştırmak için, iki kişinin arasını bulmak için, savaşta düşmana galip gelebilmek için yeri gelirse yalana benzer söz de söylenebilir. Yani kendi yaralarını şu anda kendileri saramıyorlar. Sarabilirler de nikahlı karı koca ne olur. Kocacığım ben yanlış ettim, yuvamıza dönelim. Bizzat kendi yaralarını kendiler sarabilir. Onlar yapamıyorsa devrede aile büyükleri bu işe seyirci kalmamalıdırlar. Kemal Bey'in bir sorusu var. Kız kardeşime zekatımı aylıklar halinde veriyorum. Bu şekilde vermemde bir sakınca var mı? Ne kadar doğru yapıyor, ne kadar güzel yapıyor. Aylık olarak. Olsun. Evet. Aylık olsun. Bir diğer soru, Ramazan Bey'in sorusu var. Hocam akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınan namazın adı nedir? Ve bu namaza nasıl niyet edilir? Anlatabilir misiniz? Evvabin namazı deniliyor. Evvabin, Allah'a dönenlerin kıldığı namaz. Yani ama 4 rekat ama akşamın sünnetiyle birlikte 6 rekat 12 yıllık ibadete denktir buyuruyor sevgili peygamberimiz. Adına da evvabin yani Allah'a dönenlerin kıldığı namaz. Evvabin. Evet evvabin. Evet. Bir de duha namazını soruyorlar hocam. Bu hangi vakitte kılınır? Duha namazı efendim güneşin doğuşundan 45 dakika geçtikten sonra öğle ezanı okunmaya 20 dakika kala bu süre içerisinde kıldığımız namaza duha namazı, kuşluk namazı diyoruz. Evet. Efendimiz peki, kılmış, kılınmasını da tavsiye etmiş. Ama bütün bunlara nafile diyoruz. Bunlar gönüllü ibadetlerdir. Peki kaza namazı borcu olanlar da bu ibadetleri, bu nafile namazları kılabilirler mi hocam? Efendimizin hakkında teşviki bulunanları kaza borcumuz olmasına rağmen kılabiliriz. Yani teheccüd kılabiliriz, evvabin kılabiliriz, duha namazını kılabiliriz, teravih namazını kılabiliriz. Evet.
Peki sorulara tekrar döneriz ama konumuza da yavaştan girelim hocam. Müsaade buyursanız tabii girelim. Tabii. Evet, kutlu doğum haftası vesilesiyle inşallah Peygamber Efendimizin 24 saatini bugün hocamızdan dinleyeceğiz. Telefon mu var? Telefondan sonra o halde ana konumuza da giriş yapmış olalım. Telefonumuzu alalım, bekletmeyelim. Hoş geldiniz. Merhaba, selamun aleyküm. Aleyküm selam, cumanız mübarek olsun. Buyurun. Hayırlı cumalar. Benim adıma bir sorum olacaktı. Tabii. Hocam, ya ben geçenlerde arkadaşımla, çok samimi bir arkadaşımla aram bozuldu. Onun bana karşı bir ihaneti sonucu. Kimin ihaneti? Kimin ihaneti? Arkadaşımdan. Arkadaşınızın. Çok evet. Samimi bir dostum. Evet. Başka bir hocaya sormuştum, hani helallik, hani hakkınızı helal edin dedin. Ben de arkadaşıma mesaj attım, dedim işte hakkını helal et bana. Fakat ben de hakkını helal edemiyorum. Ona hakkım helal olsun dedim ama kalbim buna razı değil. Ne yapmalıyım? Şimdi yani siz arkadaşınızla, dostunuzla, çok samimi bir arkadaşınızla tartıştınız mı? Bir mesele mi çıktı? Ya çok bir yakın bir arkadaşımdı, bana ihanet etti. Fakat o bunu kabul etmiyor. Diyor sen bana ihanettin, beni suçları suçluyorsun. Şimdi anlamadığım mesele, bu bahsettiğiniz kişi sizin hani nişanlınız, sözlüğünüz gibi birisi mi, yoksa normal bir arkadaşınız mı? Efendim? Kız arkadaşım. Ha tamam, onu anlayalım. İhanet etti deyince acaba dedim hani böyle sözlüsü, nişanlısı da aldattı mı, ihanet etti, onu mu kastediyorsunuz diye soruyorum. Yok hayır, kız evet, arkadaşım. Tamam, bir kız arkadaşınız, aranızda bir mesele çıktı, tartıştınız, kavga ettiniz, küstünüz. Evet. Sonra helallik mi istediniz ondan? Ya benim için rahat değildi. Bir de hani İslam'da kardeşin kardeşin kısmetse günah ya. Evet. Ben ona mesaj attım, helallik istedim. Tamam. O da bana hakkını helal etti. Fakat bir daha konuşmak istemedi. Ha tamam. Dedi ki ben sana hakkımı helal ediyorum ama bundan sonra seninle artık arkadaş olamayız, seninle konuşmayacağım dedi. Evet. Ben de ona hakkımı helal ettim. Fakat daha sonra bunun kalbim razı değil. Hakkımı helal edemiyorum. Günaha girmiş miyimdir? Ama evet. Ben derim ki bu genç ve güzel kızlarımız daha güzel hüsnü muaşerete alışsalar iyi olur. Yani bakın Kur'an'ımız ne buyuruyor? وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَسَّيِّهِ İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü iyilikle giderin. Göreceksiniz ki sıcak bir dostluk başlayacak. Peygamberimizin hayatında bunun örnekleri çok. Kötülük edene hep iyilikle karşılık vermiş. Sevgili kızlarımız da buna alışmalılar genç yaşta. Evet. Evet, insanlar birbirine kırılabilir, darılabilir. Ama bunu uzun sürdürmemeli. Eğer affedersek çok daha güzel olur. Allah da bizden razı olur. Evet. Hocam ben arkadaşıma söyledim barışalım diye. Ama o bunu kabul etmedi. Benim üstümde günahı var mıdır? Kaç yaşındasınız? 18. 18 yaşında. Ya. Ne kadar seviyor arkadaşını hocam? Bak şimdi yani ya. Arkadaşı da böyle bir hani alttan alsa, biraz yumuşak davransa hemen araları düzelecek. Ya tabii ya. Ama bir kimse özür diler de karşı kabul etmezse vebal onda olur. Kızımız ne güzel barışalım ya diyor. Büyük bir mesele değildir zaten herhalde sizin meseleniz. O barışırsınız yok, inşallah. Çok büyük bir meseleydi. Çok büyük bir meseleydi. Olsun, ne kadar büyük olursa olsun. Muhsin Bey, şundan büyük olur mu? Hazreti Ayşe annemize iftira ediyor adam. Kim? Hazreti ya Ayşe'nin babasının ömür boyu iyilik ettiği adam iftira ediyor. Düşmanın yapmayacağı, peygamber eşi, müminlerin annesi, cennet hanımlarının ablası, Kur'an'da namına ayetler bulunan kadına iftira ediyor. Rabbimiz Allah'ın sizi affetmesini arzu ederseniz siz de affedin. Ayeti gelince dayanır mı Hazreti Ebubekir? Aynı adama tekrar iyilik etmeye başlıyor. Arkadan vuruyor. Düşmanın yapmayacağını yapıyor. Halbuki ömür boyu da iyilik etmiştir. Buna rağmen tamam. Ama ayet inince, tamam, affediyor. Tamam. Evet. Tekrar iyi affediyor, iyilik etmeye başlıyor. Evet, sevgili kardeşim inşallah barışırsınız siz de. İnşallah. Tamam. Benim hocama bir sorum daha olacaktı. Peki alalım kısaca. Hocam ben geçmişte bir hata işledim. Büyük bir günah işledim. Fakat hani bunun günah olduğunu farkına varınca tövbe ettim.
daha sonra böyle bir, hani o günaha yakın bir konuşulduğu zaman içim yiyor. Hani içten içe pişmanlık duyuyorum. Evet. Ben o günahtan temizlenmek istiyorum. Ne yapmalıyım hocam? Bunu iyi anlayamadım. Hocam bir günah işledim diyor. Fakat evet. O işlediğimin bir günah olduğunun farkında değildim. Sonradan öğrendim diyor günah olduğunu. Evet. Şimdi de o mesele açıldığında içim yiyor. Çok pişmanım bu konuda. Günahımın affedilmesi için ne yapmalıyım diyor. Tövbe ettim, namaz da kıldım. Yani bu temizlik inşallah, bu güzellik, bu temizlik ömür boyu devam eder. Sevgili kızımız, şu duyduğun pişmanlık var ya, bu bir tevbedir ve bundan sonra sıfırlanmış olduğunu düşünüyoruz. Bir pişmanlık duyuyorum, aynı şeyi bir daha yapmıyorum, Rabbim'den af diliyorum. Bunun adına tevbe deniliyor. Kızımız siz bunu de bunu yapmışsınız zaten. Evet, bunu yapmıştır. Bu temizlik, bu güzellik Allah hepimizi affetsin. Ömür boyu devam etsin ve hepimizi affetsin. Peki, evet. Teşekkürler. Şanlıurfa barışmaz arkadaşınız barışmazsa sevgili kardeşim hocamıza şikayet etsen biz onu arayalım hocamla ya, konuşturalım arayalım. Barıştıralım sizi. Evet, ya ben çok evet. Etkilendim. O kadar saf, o kadar temiz içten anlatıyor ki kardeşimiz. Ya. 18 yaşında belli ki arkadaşını da çok seviyor. Onunla da küs belli kalmak tabii, istemiyor. Tabii. Eğer barışmazsa sen bizi ara. Ha. Hocamızla biz aynen arayalım, yani. Barıştıralım sizi. Güzel söylediniz. Peki, Şanlıurfa'ya selamlar. Sağ ol. Bir dakika, bir şey daha sorabilir miyim? Hadi sor bakalım. Ya kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Evet. Hocam, geçenlerde benim başıma bir olay geldi. Ben bunu abimin kız kardeşinin arkadaşına söyledim. Evet. Ama abime söylememesi için de yemin ettirdim. Daha sonra bu kız kalkıp, yani benden önce abimi yetiştirdi. Evet. Sonra da ben hani yemin ederim ben abine bir şey söylemedim. Eğer abine söyleyeceksem o beyaz gelinliği giymeyeyim, abine kavuşmayayım diye kendi kendine yemin etti. Evet. Aradan biraz zaman geçti, kız abimden ayrıldı. Bunda benim günahım var mıdır? Ben onunla bedduasıyla yan yana baş başa bıraktım. Evet. Şimdi bunu nasıl anlatalım? Ya sizin abinizin bir kız arkadaşı var. Siz hı hı. Abinizle ilgili bir meseleyi kız arkadaşınıza anlatıyorsunuz ve diyorsunuz ki bunu abime anlatma diyorsunuz. Hı hı. O da gidip abinize yetiştiriyor bu meseleyi. Evet. Doğru mu? Sonra da ben abine anlatmadım diye yemin mi etti? Yemin etti. Evet. Ben tabii onun anlattığını biliyorum. Ben dedim ki ben seni Allah'a havale ediyorum. Hani seni kendine ettiğin bedduayla yan yana bırakıyorum. İyi demişsin. Babama arkadaşıyla, abimle ayrıldı. Evet. Sonra da abisiyle ayrılmış. Peki bu durumda senin bir günahın yok ki. O yemin eden düşünsün. Tabii. Yemin eden düşünsün. Ne güzel söyledin. Değil tabii, mi hocam? Yemin evet. Eden karşı taraf. Yemin eden düşünsün. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Şanlıurfa'ya selamlar. Teşekkürler. Hocam bir telefon da alacağım. Fakat şunu soruyorlar Instagram'dan. Hocamız salı günü Adana'ya gelmişti. Konuşmasında masasında sürekli bulunan bir kitaptan bahsetmişti. O kitabın ismini merak ediyoruz diyorlar. Hatırlıyor musunuz? Hmm. Yani şeyden... Ne kadar takipçiler bakar mısınız? Efendim? Ne kadar takipçiler izleyicilerimiz? Ne kadar güzel tabii. Efendim ben şunu tavsiye ediyorum. Yani bizim peygamberimize karşı görevimiz ne? Onu tanımak, onu sevmek, onun ahlakıyla ahlaklanmak. Zaman zaman da bağlılık mektubu niteliğinde salatü selam göndermek. Onu tanımak için de. Bakın peygamberimizin hayatını anlatan kitaplar. Bu konuda birçok kitaplar var. Elbette. Ben onlara söz etmem ama devletimizin kitabı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed. Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Diyanet İşleri yazarı kim? Evet. Yazarı Ali Himmet Berki. Ali Himmet Berki. Osman Keski oğlu. Evet. Osman Keski iki tane çok diyor. O Ali Himmet Berki. O günün şimdiki bunun adına Yargıtay Başkanı deniyor. Temiz Mahkemesi Reisi. Evet. Böyle olan bir insan. Ya şiir güzelliğinde, şimdiki değerli seyirciler, devletin kitabı olduğu için ucuz da, hem son derece güzel. İstiyorum ki ya şurada sehpamızın, evdeki sehpanın üzerinde dursun. Gelen misafir bile onu karıştırırken, konu da oraya girsin. Veya mutfakta hanımefendi iş görüyor. Kızım, ben bak mutfakta bu işlerimi görürken hadi sen de oku kızım.
Yani kızda da okuma zevki uyansın. Yani üç ayları Recep ayını ihya edeceğiz. Nasıl ihya edelim? Efendimizin hayatını öğrenmek suretiyle. Yakından ders takip eder gibi bu kitabın başından başladık. Nereye geldik? Şuraya kadar. Hadi kızım, hadi oku oğlum. Efendimizin hayatını öğrenelim. Evet. Yani, evet, model. Allah model gösteriyor. Allah'ın terbiyesinde yetişmiştir sevgili Peygamberimiz. Tavsiye ettiğim kitap da o kitap. Tekrar ediyorum. Hazreti Hatemül Enbiya, Hazreti Muhammed diye bir kitap. Oldukça ucuzdur, baskısı güzeldir, şüphe yok. Devletin kitabı. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı, müftülüklerde bulunur, Diyanet Yayın Evlerinde bulunur. Evet. Peki. Evet hocam, Peygamber Efendimizin 24 saati nasıl geçerdi? Artık konumuza yavaştan girelim, sorulara döneriz aralarında. Tabii efendim. Yani değerli seyircilerimiz de, konuklarımız da dediğiniz gibi elbette merak eder. Yani Peygamber Efendimiz ne zaman kalkar? Ne yapar? Eve gelince ne der? Uhdesinde çok görevler var. Devlet başkanı, başbakan, dışişleri bakanı, içişleri bakanı, müftü, imam, hakim, genelkurmay başkanı. Ya neler sayıyorsun ya? Allah aşkına ya. Uhdesinde bu kadar görev olan insan ne yapar? 24 saati nasıl geçer? Rabbimiz bakın, sevgili Peygamberimizi bize model gösteriyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا Allah'ın hoşnutluğunu, ebediyet yurdunun mutluluğunu arzu edenler için Allah'ın elçisinde en güzel örnekler vardır. Ya, en güzel örnekler. اَدَّبَن۪ي رَبِّي فَاَحْسَنَ تَعْد۪يب۪ي Beni Rabbim terbiye etti. Ne güzel terbiye etti. Bir mektebe oldu ki müdavim, Allah idi zatına muallim. Yoksa baba yok, ana yok, dede yok, ortam cahil. Hak yok, hukuk yok, dişsiz mi bir insan? Onu kardeşleri yerdi. Beşer yırtıcılıkta sırtlanları geçmişti. Böyle olan ortam. Nasıl olur da böyle bir güzel örnek yetişir? Yani bir ayak değmedik yerde yetişen bir gül gibi. İşte Allah'ın terbiyesinde yetişince öyle laf değil öyle. Vahyin yetişiyor sevgili Peygamberimiz. Şimdi bu girişten sonra gecenin son üçte birine doğru kalkıyor Peygamberimiz. Gecenin son üçte birine doğru yatağından kalkıyor. Elhamdülillahillezî ahyana bâdemâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Uyuduktan sonra uyatan, öldükten sonra dirilten, dönüşümüz kendisine ait olan Rabbim sana hamdolsun. Evet. Ya. Hocam devam edelim. Tamam. O geceyle teheccüd vaktinde değil tabii mi? Tabii efendim. Evet. Doğru. Oradan devam ederiz. Kısa bir aramız var. Aradan sonra yeniden birlikteyiz. Evet, yeniden birlikteyiz. Cuma sohbetleri devam ediyor. Bir iki tane Instagram'dan soru aktaracağım hocam. Twitter'dan sonra konumuza geçelim inşallah. Şöyle bir soru var. Erkeklerin saç uzatmasında mahsur var mıdır diye soruyorlar. Buradaki misafirlerimizden birisi de reklam arasında bana sordu. Ha, senin mi? Annen mi soruyordu bakayım? Saçların uzun gözükmüyor buradan. Ha, arkadan bağladın mı sen? Evet. Bayağı uzun senin saçın ya. Hocam. Evet. Bayağı uzun saçı yani beline kadar geliyor. Annen mi yanındaki, kardeşlerin mi? Ver bakalım anneyi bir dinleyelim önce. Rahatsız mı? Evet. Siz rahatsız mısınız şimdi bu durumdan? Mikrofonu yakın tutun. Çocuğum şu anda rahatsız değil de hani ben biraz kafama takıldı. Günah olur mu? Bir de oğlum da duygusal bu konuda. O da öyle düşünüyordu hocam. Aydın nasılsan çok memnun olurum bu konuda. Kardeşi misiniz siz? Kardeşi bu. Kardeş. Kızı, verelim o da tekrar. Oğlu. Kız, oğlan. Verelim. İsmin nedir kardeşim senin?
İsmin nedir? Hocam ismim Musa Harmakaya. Mesela çalıştığım ortamda olsun, yani normal bir vatandaş arasında olsun, diyorlar ki sen diyorlar saçını bu kadar unuttun, günah girdin diyorlar. Bu durumu bana aydınlatırsanız çok memnun olurum. Kaç yıldır saçlarını kesmiyorsun? Yani yaklaşık 3 sene. 3 yıldır saçlarını hiç kesmedin? Evet, yaklaşık. Neden peki? Yani dedim, bir merak ettim, dedim herhalde bir dedim uzatayım. Yani baktım uzadı, ben de şu an... Hayır, beline kadar saçların uzun senin. Ha, onu bakmak evet. Da zor şimdi ya, hakikaten. Yani sen ona herhalde 1-2 saat ayırıyorsundur banyodan çıkınca. Yani yaklaşık. Evet. Evet hocam. Yani aydınlatırsan çok memnun tamam, olurum. Tamam, teşekkür mikrofonu yani verebilirsin. Efendimizin de kulak memelerine kadar saç uzattığı olurmuş. Hanımlara benzeme duygusu da olmamalı. Saçı olan saçının temizliğine baksın. Efendimiz de böyle buyurmuş. Toplumun da yani şey yapmalı, onların da değerlendirmesini dikkati nazara almalı. Evet efendim. Efendim, yani bu kadar fazla uzatmaya gerek var mı? Evet. Değil mi? Peki küpeyle ilgili ne söylersiniz hocam? Buradan bir hanımefendi sizin mi? Evet. Mikrofonu uzatabilir misiniz? Evet. Reklam arasında hocam bir sohbet ederken eşimle oğlum tartışıyor sürekli dedi hanımefendi. Evet. Hocam erkeklerin küpe takması günah mıdır, haram mıdır? Benim eşim pek kabul etmiyor ama benim oğlum denizci olduğu için... Yani öyle bir şeyler yaptılar. Şimdiki gençlerde hep var. Yani özenti değil. Yani Hristiyan takıyor da dinimizde hep Hristiyan hani özenti olursa günah haramdır diyebiliyoruz. Yani ne kadar doğru. Şimdi değerli seyircilerimiz, ya bu erkeklerin küpe takması doğru değildir, hocamız böyle söylesin dememizi beklerler ama yani... Bilmiyorum, bu da bir zevktir günümüzde. Gençler böyle de bir heyecana kapılıyor, takıyorlar. Siz sanki din dışısınız der gibi onları... Ya onları dışlamak doğru değil. Onları dışlamak yani doğru değil. Bu küpe takmalarının sebebi herhangi bir dine benzemek de değil. Benzemek onu da biliyorlar. De değildir. Tabii. Dolayısıyla bir heves olabilir. Bir hevestir. Bir moda takıntısı olabilir. Aynen evet. Öyle. Gelin o yüzden biraz sabırlı, biraz hoşgörülü yani olalım. O heves geçer diyor hocam. He, yani o heves efendim. Geçer. Kalplerini evet. Kırmayın diyor. Allah razı olsun öyle, hocam. Öyle mesela oğlum da böyle özenmişti. Saç beline kadar saç uzatmıştı. Evet. Bir iki beyaz çıkınca kesti. Şimdi kısacık kestiriyor. İşte öyle oldu. Zaman evet. Geçiyor. Hayır, özenti değil, bitiyor. Musa'nın arkadaki arkadaşımızın Musa ondan değil mi? Daha da uzundu benim oğlumun saçları. Ya beline kadar saçı çok uzun ya. Peki. Bir telefonumuz var, sonra konumuza devam edelim. Hoş geldiniz. Yayınımıza hayırlı cumalar diliyorum. Buyurun efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Hocama hayırlı cumalar. Hocam hayırlı cumalar. Sorum olacak. Tabii ki buyurun. Buyurun. Buyurun efendim. Hocam zuhur ahir namazı ne zaman kılınır? Birinci sorum. Evet. Evet. Selahattin Fitir namazı niçin terapiden Ramazan'da yani Ramazan-ı Şerif'te terapiden sonra hocayla kılınır. Başka günler kılınmıyor da o da dikkatimi çekti. İki tane sorunuz var. Çok teşekkürler. Adana'ya selamlar. Adana'dan arıyorum. Tekrar bekliyoruz hocamla Adana'ya. Tekrar bekliyoruz Adana'ya. İnşallah. İnşallah diyor hocam. Da hayırlı cumalar diliyoruz. Sağ olun efendim. Evet, zuhru ayrı namazı ne zaman kılınır? Bir de teravih namazı diğer vakitlerde kılınmaz da sadece Ramazan ayında kılınır. Efendim, sevgili peygamberimiz, ben nasıl namaz kıldıysam siz öyle kılın. Huzû annî menâsikekum. Haccı benden öğrenin. Ben nasıl hac yaptıysam siz öyle yapın buyuruyor. Yani Ramazan-ı Şerif'te teravih namazıyla, yatsı namazıyla birlikte kılınmıştır. Vitir namazı ve teravih namazı öyle cemaatle, vitir de cemaatle kılınmıştır. Bir başka zaman yok. İşte Efendimiz böyle yapmıştır. Ondan dolayı biz de öyle. Emri taabbüdüdür. İşte evet. O kadar. Biri o. Öteki... Zuhru ahir. Zuhru ahir. Şimdi ben ne diyeyim değerli seyircime? İşin baştan özetini söyleyeyim. Zuhru ahir kılana kılma demeyiz. Kılmayana da kıl demeyiz. Ben Kayseri müftülüğü yapmış bir insanım. Türkiye'de, Kayseri'de zuhru ahir namazı kılınmaz. Niye kılınmaz? Kayseri'den değerli
ulema gelip geçmiştir. Bu ulema şöyle demiştir. Zuhru ahir namazı niye kılınır? Cuma namazımız sahih olmuyorsa her ihtimale karşı öğlen namazını da zuhru ahir adıyla kılalım. Bir vakitte iki farz olmaz. Cuma namazımız olmuyorsa diye bir şey yok. Niyette kesinlik gerekir. Cuma namazımız oluyor. Cuma namazımız oluyorsa zuhru ahire gerek yok. İhtimal ki olmuyorsa diyerek tekrar öğle namazı kılmaya demişler. Gerek yok. Kayseri uleması böyle denin. 17 yıl il müftülüğü yaptım. İl müftüsü olduğum günlerde zaman zaman Diyanet İşleri Başkanlığı il müftüleriyle seminerler düzenler. Benim hatırladığıma göre bu 17 yılda 3 defa gündeme geldi. Zuhru ahir. Üçünde de Kayseri örnek gösterildi. Evet, şimdi o halde sözü özetleyeyim. Alışan insan devam eder. Namaz kılana da kılma demenin yeri yok. Ama kılmayana da? Kılmayana da seninki eksik oluyor. Arkadaş, onu da diyemeyiz. Onu da demek doğru değildir. Peki. Herhalde. Hocam tekrar konumuza dönelim. Peygamber Efendimizin 24 saatini işleyecektik. Yani siz gecenin, en son dediniz gecenin son üçte biri kalkar, uyanır Efendimiz. Bazen berrak Medine semasına bakıyor. Gelin siz de öyle edin. İnsan ne kadar duygulanır. Gece sükunet, gökyüzünün ihtişamı şu ayetleri okur. Sallallahu İnne fî halkıs semavati vel ard. Yerlerin, göklerin yaratılışında gece ile gündüzün birbirini takip edişinde, aklı başında olanlar için benim varlığıma deliller vardır. O aklı başında olan müminler ki yatarken, kalkarken her halükarda Allah'ı anarlar. Yerlerin, göklerin yaratılışı konusunda ince ince düşünürler. Rabbena ma halakta hâzâ bâdıla. Bu alemi laf olsun diye yaratmadın ya. Ya Rabbi, sübhanek, seni tesbih ederiz. Sen ne yücesin. Kudret sende, kemal sende. Acizlik bende, ihtiyaç bende. Fakina azâben nâr. Ya Rab, bizi cehennem azabından koru. Rabbena, inneke men tudkhilin nara fakat akseyte. Ya Rab, kimi cehenneme girdirdiysen, vay onun haline. Ve mali zalimine min ensar. Zalimler için asla bir yardımcı söz konusu değil. Rabbena, innena, semi'na, münadiyen yunadi lil iman. Ya Rab, senden bir davet duyduk, inanın diye. Rabbena, âmennâ, biz inandık. Fâgfir lenâ, zünûbenâ. Ya Rab, günahlarımızı bağışla. Ve keffir annâ seyyiâtinâ, hatalarımızı ört. Ve teveffenâ ma'al ebrâ, has kullarınla beraber haşreyle. Rabbena ve âtinâ mâ vaattenâ alâ rusulik, peygamberlerine vaat ettiğini bize de ver. Ve lâ tuhsinâ yevmel kıyâme, büyük mahkeme gününde bizi rüsvay etme ya Rab. İnneke la tuhliful mi'ad. Sen vaadinden dönmeyen Mevlasın. Bu ayeti okuyor. Tuvalete girerken Allahümme inni a'udhu bike minel hubsi vel habais. Ya Rabbi, pislikten, pis şeytandan sana sığınırım. Tuvalet çıkışında gufranek, affını dilerim ya Rab. Elhamdülillahillezî ezhebe annil ezâ ve âfânî. Bana sıkıntı vereni benden gideren ve bana afiyet veren Rabbim, sana hamd ederim. Ya, bana sıkıntı vereni benden gideren ve bana afiyet veren, beni rahatlatan Rabbim, sana hamd ederim. Abdest alıyor, teheccüd namazı kılıyor. Sabaha doğru müezzin Peygamberimizin evine iki defa geliyor. Birincisinde namaz vaktinin geldiğini söylüyor. Peygamberimiz sabah namazının sünnetini kılıyor. Sağ yanına böyle uzanıyor bir süre. Böyle uzanıyor. Müezzin ikinci defa geliyor. Es-salâh
namaz vakti, namaz diye sesleniyor. Bir seferinde Efendimiz böyle sağına yatınca uyuyakalmış. Müezzin es-salah deyince cevap vermiyor. Es-salatu hayrun minen nevm. Namaz uykudan hayırlıdır. Efendimizin pek hoşuna gidiyor. Bilal, bunu sabah ezanında söyle, bu cümleyi koy sabah ezanında. Onun hikayesi bu o zaman. Hadi, hocam. Bundan dolayı. Evet, bundan dolayı. Es-salatu hayrun minen nevm. Namaz uykudan hayırlıdır. Sabahleyin. Ve ondan sonra geliyor Efendimiz camiye, cemaat bekleşiyor. Sünneti kılmış, bekleşiyor. Efendimiz de geliyor, namazı kıldırıyor. Namazı kıldırdıktan sonra cemaate dönüyor. Bugün hala imamlar öyle eder değil mi? Namazı kıldırır, cemaate döner. Ama Efendimiz, o tesbihat ayrı mesele. Şimdi rüya göreniniz var mı? Allah Allah! Ya rüyasıyla ilgileniyor ya. Sual soranınız var mı? Sualleriyle ilgileniyor, rüyalarıyla. Ve o sahabe ne diyor? Malımızdan aldığın koyduğundan iyidir. Denize atıl de atılalım ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun diyor. Öyle, evet. Öyle diyor sahabe-i kiram. Bu kadar ilgiyi görünce. Şimdi acil işi olanlar gidiyor namazdan sonra. İşi olmayanlar kalıyor. Efendimizin etrafında şöyle halka oluyorlar. Peygamberimiz onlarla sohbete başlıyor. Mesela eski devrin cahiliye adetleri. Yani put yapardık helvadan, acıkınca onu yerdik. Mesela böyle şeyler anlatılıyor. Mesela şu olayı bir anlatayım. Bakın, Züheyr diye birisi vardı. Şair bu adam. Bu adam Peygamberimizin henüz davaya başlayacağı günlerde bir rüya görüyor. Gökten yere nurdan ip sarkılıyor. Bu ipi yakalayayım diye uğraşıyorum, yakalayamıyor. Bu diyor son peygamber. Ama anladım ki ben yetişemeyeceğim. İki oğlu var. Kâb ve Büceyr. Onlara diyor ki evlatlarım ben yetişemedim o son peygambere. Siz yetişirseniz derhal iman edin diyor. Babaları vefat ediyor. Babaları da şair, kendileri de şair. Şair ailesi bunlar. Şimdi Efendimiz de böyle tebliğ irşada başlamış. Kâb ile Büceyr aralarında konuşuyor. Diyorlar ki, efendim Büceyr Kâb'e diyor ki, sen diyor koyunlarımıza bak, ben gideyim, bir tetkik edeyim. Peygamber mi değil mi? Gelirim sana, beraber durumu bir değerlendirelim, kararı öyle verelim. Büceyr gidiyor ama görür görümüz iman ediyor. Öyle bir araştırma, soruşturmaya gerek yok. Ama gidemiyor da. Kardeşi de orada koyunların başında. Bu sefer onun canı sıkılıyor. Bir mektup yazıyor. Diyor orada diyor o peygamberim diyen kişinin yanındakiyle iki kadeh içtin, dinini değiştirdin filan diye laflar yazıyor. Bu da Peygamberimize bu mektubu gösteriyor ki dua mı eder filan mı bir düzelir bu diye. Evet. Mektubu gösterince Efendimiz de buyuruyor ki Kâb'ın kanı heder. Nerede görüldü orada öldürülmelidir. Allah Allah. Çünkü yani öyle etkili, çok kudretli bir şair. Çok kudretli. Toplumları etkiliyor. İnsanları saptıracak. Şimdiki köşe yazarı neyse onu da öyle değerlendirin. Efendimiz de böyle ilan edince bu sefer korkmaya başlıyor. Ya bir Müslüman rastlayabilir, beni öldürebilir. Çare yok, bu mektup yazıyor. Kafasızlık etme. Kardeşi yazıyor. Kardeşi gel iman et diyor. Korkma seni affeder. Geceleyin geliyor Medine'de bir tanıdığı var, ona misafir oluyor. Arkadaş beni korku sardı, ben iman edeceğim ama nasıl olacak bu iş? Sabah namazına beraber gidelim diyor. O namazı kıldırdıktan sonra halka döner. O zaman şey yaparız diyor. Ya ama caminin avlusunda beni gören öldürürse, Müslümanlar öldürmekten yana değil, yaşatmaktan. Korkma, endişe etme. Millet bu da herhalde iman etmiş diye zannederler. Namazı kıldıktan sonra Efendimizin etrafında toplanılıyor. Bu Kâb bin Züheyr diyor ki, ya Resulallah, Kâb bin Züheyr tevbe edip gelse,
onu affeder misiniz? Affederim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü deyince sen Kâb mısın diyor efendim. Evet ben Kâb'ım. Ya nasıl mektup yazdın sen diyor. İki kadeh içme nereden çıktı diyor ya. Allah Allah. İçkiyle bizim ne alakamız var? Bu utanıyor tabii. Ya Resulallah gelirken yolda bir şiir yazdım. Müsaade ederseniz onu okuyayım. Oku. Ümbi'tü enne Resulallah ev'adeni وَالْعَفْوُ عَنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ مَمُولُ Duydum ki Allah'ın elçisi benim hakkımda ölüm fermanı çıkarmış. Ama onun katında af umulur. O öyle bir nurdur ki cihanı aydınlatmıştır. Hakkı batıldan ayıran bir kılıçtır. Böyle deyince Efendimiz yanında bir para filan da yok. Ne versin? Sırtındaki hırkayı çıkarıyor, ona veriyor. Ama o da sevinçten hüngür hüngür ağlıyor. Korkarak geldi. O peygamberden böyle bir hediyeye mazhar oldu. Yani sonradan halifeler bir çuval dolusu altın vereyim. O hırkayı bana ver diyor. Hayır vermiyor. Ama bilahare halifelere geçiyor. Nasıl alındı bilmiyorum. İşte Yavuz Sultan Selim Mısır kutsal emanetler. Ve kutsal emanetler meyanında onu da alıyor, getiriyor. Şimdi bizim Topkapımızda. Evet. O hırka halen şimdi İstanbul'umuzda. O hırkanın da hikayesi bu şekilde. Ya onun. Allah Allah. Yani demek ki bakın Efendimiz namazı kıldırdıktan sonra bunlar böyle konuşuluyor. Şimdi evine dönüyor Efendimiz. Besmele ile eve giriyor. İçeri girince dişlerini misvaklıyor, temizliyor. Allah Allah. Ey erkekler, dışarıda sigara içtin, içeriye öyle geliyorsun hanımın yanına. Ha? Ama Allah'ın Resulü ne güzel örnek, eve girer girmez dişlerini temizliyor. Yiyecek bir şey olup olmadığını soruyor. Evde yok, kahvaltılık yok. Allah Allah. Yani bu ızdırari fakirlik mi, ihtiyari fakirlik mi? Yani mecburi fakirlik mi, yoksa isteyerek mi? Allah Resulü elinde avucundakini hep veriyor. Dağıtıyor. Hep veriyor. Nasıl bu evde yok, öfke öyle değil. Öyleyse bugün oruca niyetleneyim. Evde bir şey yok. Öyleyse bugün oruca niyetleneyim diyor. Yahut da var da ne var? Sirke var, arpa ekmeği var. Sirke ne güzel katıktır. Yemekten sonra da elhamdülillahillezî et'amena ve sakana. Bizi doyuran, bizi sulayan Rabbim sana hamdolsun. Evde eşine yardım ediyor. Gerekirse evi süpürüyor. Allah. Peygamber Efendimiz ev evi süpürüyor. Ev süpüren peygamber. Krallar önünde baş eğiyor. Hizmetçi mi yok? Gel hizmetçi şu evin temizliğini sen. Hayır, kendisi ev süpürüyor. Hayvanları sağıyor. Elbisesini yamıyor. Kendi işini kendi görüyor. Kendi. Bazı erkekler olur sanki hanım plastik. O etten kemikten değil. Şunu getir, şunu gör. Emir yağdırıyor ya. Emir yağdırıyor. Allah'ın Resulü kendi işini kendi görüyor. Eşinin hatırını soruyor, ihtiyaçlarını karşılıyor, hatırını soruyor, zaman ayırıyor. İlgileniyor. İlgileniyor. Yani şimdi erkek geliyor, yani otele geliyor. Hanım uyudu, çocuklar uyudu. Ondan sonra da gidiyor, hal hatır sormada yok. Herhalde gözüme bakıyor. Hocam reklama gitmemiz tamam, gerekiyor. Girelim. Hiç de kesmek ondan istemedim. Çok güzel ediyorum. Anlatıyorsunuz tabii, tabii, ama tabii. Kısa bir aramız var, lütfen ayrılmayın. Evet, Cuma sohbetleri devam ediyor. Hocam müsaade buyursanız Instagram'dan, Twitter'dan sorular var. Onlara da biraz yer verelim. Sonra konumuza dönelim. Stüdyo konuklarımızın da soruları olacak. Kısa kısa onları da alacağız, çok kısa. Instagram'dan Emine Hanım yazmış. Şöyle diyor. Oğluma sünnet düğünü yaptım. Pek çok arkadaşımız gelmedi. Ben de dedim ki Allah şahit olsun ki ben de onların ve düğünüme gelmeyenlerin bu tür etkinliklerine gitmeyeceğim dedim. Şimdi eve pek çok davetiye geliyor. Ben de gitmiyorum.
aslında pişmanım, gitmek de istiyorum ama böyle de bir yeminim var. Ne yapmalıyım? Cennete bir kısım insanlar geliyor. Görevli melekler diyorlar ki, siz nasıl oluyor, nasıl, yani direkt cennete nasıl geldiniz siz? Siz sırat görmediniz mi? Mizan görmediniz mi? Hayır, görmedik, biz onları görmedik. Direkt geldiniz ha? Kim oluyorsunuz siz? Nahnu ehlil fadıl, biz erdemli kişileriz. Neymiş sizin erdeminiz? Bize gelmeyene biz giderdik, bize vermeyene biz verirdik, bize kaba davranana biz nazik davranırdık. Buyurun öyleyse, cennet mübarek olsun, cennet kutlu olsun size. O yüzden gitmeyeceğim dediği kişi, gerçi bu doğrudur, Müslüman, Müslümanın davetine icabet etmeli, o yeminini bozmalı, ondan sonra bu tip davetlere gitmeli. O yeminini bozmalı. Yeminini bozmalı. Onun bir kefareti olur mu o yemini bozmak için? Kefareti nedir? 10 fakiri doyuracak. 10 fakiri doyursun, o tip davetlere gitsin. Evet, 10 fakiri doyursun, onlara, o tip davetlere gitsin. Eğer 10 fakiri doyuramıyorsa oruç mu tutsun hocam? O 3 gün oruç. 3 gün oruç tutsun. Peki, Manisa'dan gelen stüdyo konuğumuzun bir sorusu var. Mikrofonu yakın tutun. Buyurun. Akşam namazını kıldıktan hemen sonra o evvabi namazını kılabilir miyiz? Yoksa 10-15 dakika sonra mı kılabiliriz? Doğrudur. Yani biraz yakın. Tekrar edin yakın tutarak. Evet. Bu akşam namazını kılıyoruz. O evvabi namazını kılıyoruz 4 rekat. İşte evvabi namazını, akşam namazını kılar kılmaz kılmamız lazım. Ha, tamam. Evet. Yoksa 5-10 dakika kılabilir miyiz sonra? Yok. Araya onun için okumak için özel duası var mıdır? Doğru efendim. Özel duası var mı? Neyin? Evet. Özel duası falan yok. Yani. İçimizden normal geldiği namaz, gibi. Vakit namazlarımı kıldığımız gibi aynı namaz sürelerini okuyabiliriz. Aynen. Yani. Evet. Ha, tamam. Aynen. Doğru. Bir de şunu soracaktım hocam. Bir bebek annesine şey yaptı, emdişinde anne sütünü aldı. Kazını çıkarmak için yatırdı omzuna, kazını çıkarıyor. O an için kustu. O kıyafetini değiştirmeden o an için namazını kılabilir mi? Eğer bu halen orada duruyor da 3 gramı geçti kuru ise olmaz. El avuç ayasını dolduracak kadar yeri kapladıysa yine olmaz. Hulasa kıyafetini değiştirse daha iyi. Değiştirip bu dediklerimden az ise o vaziyette de kılmak durumunda. Zor bir şeydir, kılar. İltemizleyebiliriz şöyle hocam. Şöyle yani, şimdi anne o an için gezmekte, gezmeye gitti. Çocuğunu dışarıda bir yerde. Verdi. Evet, dışarıda. Tamam. Müsait değil üstünü değiştirme. O an için kılabilir mi yani namazını, kıyafetini değiştirmeden? Ama dediğim gibi yani kuru olursa 3 gramdan. Yani çok dağılmışsa, evet, çok dağılmışsa el ayasını geçecek derecede de dağılmışsa o zaman illa namazın kıyafeti değiştirmek gerekiyor. Öyle, öyle. Peki. Oldu hocam, teşekkür ederim. Uzatalım mikrofonu hanımefendiye verelim. Daha sonra da beyefendinin kısa kısa ama soruları öne uzatalım, evet. Kısa kısa. Selamun aleyküm, aleyküm hocam. Aleyküm selam. Benim oğlum 17 yaşındayken koluna dövme yaptırmıştı. Onun dövmeyi sildirsin mi yoksa... 17 yaşındayken oğlunuz koluna dövme yaptırdı, kalıcı dövme yaptırdı. Sevdiği kızın adını yazmıştı. Sevdiği kızın adını yazdırdı koluna. Evet. Günah var mı yok mu onu öğrenmek istiyorum. Şimdi sildirmek mi istiyor onu? Yani ne yapmak istiyor? Sildirmek mi istiyor? Pişman mı? Evet. Evet. Tabii sildirmekte mesele yani tabii. Onu derinin altına. O hemen silinmiyor öyle kolay mümkün kolay. Mümkün değil. Bir sürü eziyet. Tabii. O halde o orada duracak ama kendi pişman olacak. Yanlış ettim. Benim peygamberim dövme yapana, yaptırana Allah lanet etsin diyor rahmet peygamberi. Bu yaptığımdan dolayı pişmanım. Ama yapacak da bir şey yok. Öyle kalır artık. Evet. Doğru efendim. Buyurun kısaca alalım. Hayırlı cumalar hocam. Sağ hayırlı olun. Cumalar Müslim Bey. Bütün İslam aleminin cuması mübarek olsun. Amin. Hocam benim sorum iki soru birbirine bağlantılı. Günlerin birbirinden farkı var mı? Ayların birbirinden farkı var mı? Yani üç aylar Ramazan ayı diğer aylardan fazilet açısından bir farkı var mı? Günlerin ya da ayların birbirinden farkı var mı? Evet. Efendim şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin parası bakıyorsun biri 5 lira biri 200 lira. Ha?
200 lira. O değer itibari. Şimdi bazı günlerde meydana gelmiş olaylar dolayısıyla, mesela Kadir Gecesi nedir? Kur'an nazil olmaya başlamıştır. Ondan dolayı. Efendim, Berat Gecesi nedir? Berat Gecesi'nde hakkımızda vuku bulacak olayların planı, programı ilahi devletin görevlisi memurlara, meleklere veriliyor. Öyle olduğu günde dua etmem, niyazda bulunmam elbette çok önemli. Miraç Gecesi'nde yani 5 vakit namaz farz kılınmış, 12 emir yani o gecenin aydınlığında insanlığın mutluluğunu hedef alan Rabbimizin o 12 emri meşru kılınmış. Bu gibi olaylar dolayısıyla o geceler değer kazanmış. Bu günlerde Rabbimiz böyle bizi sanki affetmek istiyor, bizi cennetine koymak istiyor da bunun için bize fırsatlar veriyor. Recep ayı, Şaban ayı gibi fırsatlar veriyor ki değerlendirelim de onun rızasına erelim, cennetini kazanalım diye. Evet, arkaya evet. Uzatalım mikrofonu. Hocam, buyurun. Hayırlı cumalar. Ben bir şey merak ediyorum. Buyurun. Cennete gayrimüslimler de girecek mi? Cennete gayrimüslimler de girecek mi? Ya tek Müslüman alem, Müslüman olanlar mı girecek? Cennete gayrimüslimler girecekse orada da Müslüman gayrimüslim diye ayrılacak mı? Evet. Cennete girebilmenin olmazsa olmaz bir şartı vardır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh demek. Ama diyelim ki adamın insanlığa çok iyilikleri var. Ama bu illa olmazsa olmaz şartıdır. Bu iman olmazsa olmaz şartıdır. Dağlar kadar böyle amelleriyle gelir ama hiçbir kıymeti harbiyesi yani yoktur. Yani cennete girmenin vizesi diyelim. Ha, vizesi. Bakıma. Vizesi iman. Evet, vizesi iman olacak iman. Yani. Evet. Cennete giriş vizesi doğru, iman olacak. Ya. Bir şey evet. Daha sorabilir miyim? Çok sorayım. Kısa. Telefonumuz çok kısa. Bekliyor çünkü. Hocam Allah'ımızdan korkuyoruz. Diyor ki oku. Ama bunları yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz hocam? Yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz. Bunun nedeni nedir? Bunu kendinize mi soruyorsunuz kendime hocam? Kendime de soruyorum, evet. Herkese de soruyorum. Yani öyle bir şeye gelmişiz ki, yani iyilik yapacağımız yerde insanlara kötülük yapıyoruz. Evet. Doğru söylüyorsunuz. İşte bu nedir? Bu nefis denilen bir düşmanımız var. Şeytan diye bir düşmanımız. Şeytan istifa etmedi. Emekliye ayrılmadı. O göreve devam ediyor. Yani bir aklımızı başımıza alıyoruz, bir Euzü Besmele çekiyoruz ama şeytan o anda uzaklaşıyor. Fakat defolup gitmiyor ha. Evet, tekrar yine geliyor. Tekrar yine geliyor. Aman ya Rabbi, böyle bir düşmanımız var. Evet hocam. Nefis diye de bir düşmanımız var. Beni kibre sevk ediyor. Yani haset ettiriyor bana. Fesat ettiriyor, gıybet ettiriyor, nefsim rahat duruyor. Hulasa cennet de ucuz değil. Evet, cenneti hocam. Kazanmak da kolay değil. Şu nefsime hakim olabilmeliyim. Onu frenleyebilmeliyim. Evet. İşte bu bakımdan çok önemli. Teşekkür yani. Ederim hocam. Sağ peki olun. Telefonumuz var, telefonumuzu alalım. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Buyurun efendim. Benim sorum hocama şu olacak. Hocam ben kısaca anlatayım. Ben 17 yaşında görücü usulü olarak hiç görmediğim biriyle evlendirdi babam gibi. Ben Fransa'da yaşıyordum. Kendisi Türkiye'deydi. Hı hı. Ben evlendikten sonra hani eşimin anormal olduğunu farkına vardım. Anormal derken mesela 25 yaşındaydı ama 25 yaşındaki bir kişi gibi davranamıyordu. Hı hı. Hani size nasıl diyeyim, nikahımızda bile kelime-i şehadet getiremedi, hoca tekrarladı, o tekrarladı, o kapardı yani. Belliydi zihninde biraz gerileme oldu. Ben dedim ki acaba Türkiye'de hiç okula gitmemiş, ilkokul birden ayrılmış. Belki biraz toplum içine girerse, bir şey yaparsa düzelir diye ben 15 sene uğraştım. Evet, 15 sene. Ama 15 sene pek bir ilerleme olmadı. Dedim ki Avrupa'ya geldi eşim, Avrupa'da yaşıyorduk. Dedim ki ya dedim hadi Türkiye'ye kendi ailesinin yanına gidelim. Ben boşanma kararı, ayrılma kararı almadan bir de öyle deneyim dedim.
Ondan sonra kalktık buraya geldik. 2-2,5 senedir de buradayız ama hiçbir gelişme yok. Ne bana karşı bir ilgisi var, ne çocuklarına karşı bir ilgisi var. Hani hiçbir şey. Ben sanki üçüncü bir çocuğa bakar gibiyim. Mesela çocuk akşam dişim ağrıyor der, 11'de 12'de gecenin tek başıma dişçiye götürürüm. Kalk götür derim, ağrısı ağrısın bana ne diye oturuyor. Hı hı. Dün dedim ki ben 10 gündür seninle konuşmuyorum, küsüm. Ya sen niye küssün, ben bir şey mi yaptım, bir şey mi ettim diye. Senin kafanı şeytanlar dolduruyor, sana rahatsızlık batıyor diyor bana. Hı hı. Ben çalışıyorum geliyorum, daha ne istiyorum diyor, yoruluyorum ben, hiçbir şey yapamam diyor. Hı hı. Hocam işten geliyor mesela, bir örnek vereyim size, yemeğini yiyor, oturuyor, çayını kahvesini getiriyorum, dizisini izliyor, gidiyor yatıyor. Karısı mı var, çocuğu mu var? Hadi benden geçtim, 12 yaşındaki oğlum artık benim niye normal bir babam yok anne demeye başladı. Cuma günü okuldan gelince dedesinin amcasına kaçıyor, babayla kalmak bile istemiyor. Tam bir çocuk gibi, 40 yaşında şu an benim eşim ama çocuk gibi hareket ediyor. Dediğinizi anlamıyor, hiçbir mesuliyet yok. Hani ben de 33-34 yaşıma geldim, artık çekemez duruma geldim. Ben bu çocukları alıp gidersem, boşanmak istersem dininizce hakkım var mı? Şimdi artık benim kızım dışarı düşmeye başladı, koca yok ki evde. Evet. Şimdi şöyle sorayım ben, bir şeylerin farkında olalım. Şimdi eşinizin bilinen bir rahatsızlığı var mı? Yoksa bilinen bir rahatsızlığı yok da öyle mi hissettiriyor size? Bu önemli ya, çünkü ayrıntı. Yani mesela bir özrü varsa eşinizin sizin, bu öyle bilinir. Çocuklar da öyle onu bilir kabul eder, siz de onu bilir kabul edersiniz. Ama böyle bir özrü yok da öyle davranıyorsa başka. Ben evlendiğimde hiçbir şey bilmiyordum eşimin hakkında. Dedim ya size, babam kaynının hatırı için beni telefonda hiç görmedim birine verdi. Ama ben seneler sonra küçük kızım 4-5,5 yaşında 2 sene önce havale getirince doktor ailenizi araştırın deyince ben eşimin tarafını araştırdığım zaman ailesi gene bana söylemedi ama bir akrabası dedi ki 10 yaşındayken sarı hastası gibi sürekli nöbet geçiriyordu. 3-4 sene ilaç kullandı, ondan sonra hani değişti, beyni durakladı, hiçbir şey yapamadı bu çocuk dediler. Ben yeni 2 senedir öğrendim eşimin böyle bir rahatsızlığı olduğunu, değişmeyeceğini. Hani böyle çocuk gibi gideceğini. Yani siz diyorsunuz ki eşim zihinsel engelli diyorsunuz yani siz. Ya engelli de değil. Hani her mesela işine gidiyor, gelebiliyor, yemeğini yiyor, konuşabiliyor ama her şeyi tek başına yapıyor. Kendini bir dünyası var, karısı var mı, çoluğu var mı, çocuğu var mı? Hiçbir şeyle alakası yok. Evet. Sorumluluk duygusu yok. Sorumluluk duygusu yok hocamızın da buyurduğu gibi kısaca. Evet, bir görünürde bir rahatsızlığı da yok diyorsunuz bu anlattığınızın dışında. Yok, dıştan baktığınız zaman hiçbir rahatsızlığı yok, hiçbir şey yok ama sorumluluk duygusu diye hiçbir şey yok. Hani bir aramaz, birisi sormaz, bir çocuğuyla ilgilenmez. Hiçbir sorumluluğu yok. Evet, şimdi siz ayrılmak mı istiyorsunuz eşinizden? Evet, evet, ben çocuklarımı alıp ayrılmak istiyorum. Çünkü hani ben 15 senedir Allah rızası için, hani eşimi de sevmiyorum, onu açıkça söyleyeyim. Hani eşinizi diye evlendim. Hani Allah rızası için ben 15 sene idare ettim, hani çocuk gibi baktım. Ama artık ben çekemiyorum, yapamıyorum. Eşimi sevmiyorum diyor. Hocam 17 yaşında görücü usulüyle evlendik. Doğru. Sonra da yurt dışına düzelir diye. Fransa'dasınız değil mi şu anda? Yok, şu an Türkiye'ye döndük. 2 senedir tamam. Türkiye'de. Fransa'ya götürmüş ailesinin eşini. Ailesinin yanında değiştir diye geldim ama evet, değişmedi. Değişmedi. Şu anda da ayrılmak istiyorum diyor. Bu hanımefendiye ömür boyu bunları çekmeye mecbursun da demez. Çünkü elbette karşılıklı görevler yapılmayınca hanımefendi boşanmayı arzu edebilir. Ama sabrederse benim imtihanım da budur. Rabbimin rızasını, cennetini ben de böyle kazanacağım derse de mükafat alır. Çocuklar da var şimdi. Doğru. Onlar da babasız. Doğru. Ne olacak? Çocuklar ne olacak peki? Ya ben çocuklarımı alırım. Zaten diyorum ya size, 12 yaşındaki oğlan babayı hiç istemiyor. Akşam saat 6.30 olunca oturup ağlıyor. Gene mi babam eve gelecek diye. Evet. Çocuklar da istemiyor yani. Çocuklar da istemiyor diyor. Doğru. Ya iletişim demek ki sıfır hocam. Doğru, iletişim. Hiç sıfır yani. Ben iletişim size sıfır. Şöyle söyleyeyim, 15 senedir evliyim ama eşimle karşılıklı bir kahve içip sohbet etmiş değilim. Affedersiniz, yatağa yatıyor, ben yanına gidiyorum. Yorganı kafasına çıkıp arkasını dönüp yatıyor. Hani ben artık ne kadar çekebilirim bunu? Doğru. Ne yapacak hocam? Dediğim gibi, zor yani hakikaten. Yani anlattıkları, söyledikleri hakikaten zor. Oturup bir kahve içemiyorsa eşiyle. De, tabii sen evet, buna mahkumsun da denilmez ya. Evet.
Evet, hocamın söylediği, dinen bunun sizin ayrılmanıza bir mahsuru yok anlattıklarınızdan doğru, sonra. Doğru. Fakat şayet siz, ya ben inşallah bu benim imtihanım olsun, cenneti bu vesileyle kazanırım deyip sabrederseniz de buna da kimse bir şey demez. Tabii, doğru. Hocam. Doğru. Allah sabırlar versin, bu aldığınız kararda hocam bir şey söylemiyor. Yok, mahsuru vardır doğru demiyor yani. Doğru efendim. Peki. Sağ olun, teşekkür ederim. Kayseri'ye selamlar, teşekkürler. Var mı telefonumuz? Hoş geldiniz. İyi günler. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Buyurun. Malatya'dan arıyorum. Selam olsun Malatya. Buyurun. Hocama ellerinde öperim. Estağfurullah efendim. Programlarını zevkle izliyorum. Hocama bir sorum var. Tabii ki. Bir Müslüman olduğu insana, insanı bildiği halde insanların imanı zayıf, sizin imanınız yok demesi caiz mi? Bunun günahı nedir? Bir Müslüman bir Müslümana bunu söyleyebilir mi? Sen imansızsın, imanın yok diyebilir mi? Evet. Evet, peki. Teşekkür ediyoruz. Sohbet esnasında bu geçti, ben çok zoruma gitti. Ha, size söylediler evet bunu öyle mi? Size dediler. Evet, evet, böyle sohbet esnasında. Evet, evet. Karşıdaki insan da Müslüman. O da Müslüman. İnsanların da Müslüman olduğunu halde, bildiği halde bu soruyu bu şekilce söylemesi caiz mi? Peki hocamıza yani soralım. Hocamız duydu size. Teşekkür Bey ediyoruz. Malatya selamlar. Buyurun hocam. Olsun Bey. Benden önce Kayseri'de müftülük yapmış, ruhu şad olsun, Abdullah Develioğlu diye bir değerli alim vardı. Onun şu sözünü hatırlatayım. Şu kötü, bu kötü demeyin. Senin kötü dediğin adam tevbe eder, mahşer günü seni geçer, sana şefaat eder, sana da utanmak düşer. Yani o yüzden bakın İmam-ı Azam Hazretleri buyuruyor. Bir adamın kafirliğine dair 99 delil varsa onu görmeyin. İmanına dair bir delil varsa onu görün. Onu görün ve mümin deyin. Bir zaman Muhsin Bey ben bu İstanbul sosyete mensubu hanımlarla Mescid-i Aksa ziyaretine gittim. Evet. İçimden şu duygular geçiyor. Ya bu hanımlar herhalde Mescid-i Aksa ile falan pek ilgileri olmaz. İnan bu sözümden tevbe ettim ve utandım. Allah Allah. Tabii. Yani bir otel de Mescid-i Aksa'ya uzaktı. Sabah namazı belli bir dakikaya kadar arabaya bindiniz. Yoksa o gün sabah namazına. Yani benim yetişemediğim oldu, onların yetişemediği olmadı. Baktım Mescid-i Aksa'nın biri o köşede ağlıyor, biri bu köşede Allah tevbe. Allah. Ben bu duygumdan tevbe ettim. Utandım ya Rabbi dedim. Ya ben nasıl duygularla niye böyle düşünmüşüm, niye böyle demişim dedim. Yani o yüzden kalkıp da şu kafirdir, şu senin imanın zayıftır, bunlar doğru değil, böyle dememeliyiz. Tekfir çok büyük bir günahtır. Herkes yani kendine bakacak tabii değil mi hocam? Herkes yani önce öyle kendisine öyle bakacak. Öyle herkes doğru çünkü günahkar. Evet. Bir de bir insanın işlediği günahtan haberdar olabiliriz ama onun tövbesinden haberdar olmayabiliriz. Doğru. Evet. Doğru. Peki dönelim mi hocam Peygamber Efendimiz'in 24 saati? Peki efendim. Sevgili Peygamberimiz şimdi evinden çıkıyor. Sabah namazdan geldi. Geldi. Evine, işleriyle meşgul oldu tabii, Efendimiz. Öyle oldu. Evet. Kahvaltı yaptı. Dışarı çıkıyor. Bismillah. Tevekkeltu alallah. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ım senin adınla çıkıyorum. Sana dayanıyorum. Sana güveniyorum. Güç senden, kuvvet senden. Yolda karşılaştığına selam veriyor. Yani ilgilenmesi gerekirse ilgili. Baktı mesela bir kız çocuğu ağlıyor. Kızım niye ağlıyorsun? Kız cariye yani köle. Efendilerim beni göreve gönderdi. Ben de parayı kaybettim. Ne kadardı? 2 dirhem. Al kızım sen al bu parayı. Git ne arayacaksan onu al. Efendimiz dönüşte bakıyor kız hala orada. Kızım niye hala buradasın sen? Bu sefer de geciktim. Şimdi benden hesap sorarlar. Nerede kaldın diye. Beraber gidelim öyleyse. Hadi beraber gidiyorlar. Evin önünde adamlar oturuyor. Peygamberimiz selam veriyor. Bir saygısızlık da görülmüyor çehrelerinde ama aleykesselam da demiyorlar. Selamı almıyorlar yani. Selam almıyorlar. Evet. O duymadılar mı? Peygamberimiz bir daha selam. Yine saygı dolu çehreyle bakış.
karşılık yok. Üçüncü selamda ve aleykesselam ya Resulallah. Bu kız gecikmiş, bunun kusuruna kalmayın ya Resulallah. Değil mi ki bu kız sizin bize gelmenize sebep oldu? Biz bu kızı değil affetmek hürriyetine kavuşturuyoruz. Allah Allah, hürriyetine kavuşturuyoruz diyorlar. Efendimiz ya şu 8 dirhem parayla çıktı. 8 dirhem para ne bereketli paraymış. İki çıplağı giydirdi, kendisine gömlek aldı. Önce aldı, oradan birisi beni giydiren Allah giydirsin, ihtiyar bir adam ona verdi önce. Sonra ikinci tekrar kendi. O yolda bu kızı böyle üzülüyordu. Ona 2 dirhem verdi. Diye. Bu 8 dirhem para ne bereketli paraymış. İki çıplağı giydirdi, korkan birini güvenliğe kavuşturdu, hürriyeti olmayan birinin hürriyete kavuşmasına sebep oldu diyordu. Yani demek yolda evde evden çıkınca karşılaştığına selam veriyor. Sonra hastaları soruyor, ziyaret ediyor, dargınları barıştırıyor, kuşluk namazı kılıyor efendim. Hanım sahabiler Efendimiz'i davet ediyorlar. Niye? Yemeğe davet ediyorlar. Gelsin evimizde namaz kılsın, evimiz bereketlensin diye. Efendimiz de o hanımların davetine icabet ediyor. Akşam eve dönüyor, eşiyle sohbet ediyor. Bilmesi gereken şeyleri öğretiyor. Eşi hem eşi olur hem de ümmeti olur. Onları irşad ediyor, eğitiyor. Bilmesi gereken şeyleri öğretiyor. Yatsıdan sonra dişlerini misvaklıyor. Bakın sabahleyin sabah yaptı, şimdi de akşam yapıyor. Abdest alıyor, yatağına oturuyor. İhlas suresini okuyor. Kulevzu bi rabbil felak, kulevzu bi rabbin nas surelerini okuyor. Ellerine üflüyor, yüzüne ve vücuduna sürüyor. Yattığında mı hocam yapıyor yatarken, Peygamber Efendimiz? O önemli. Yatarken, demek ki oturuyor, yatarken öyle. İhlas, felak nas okuyup? Okuyup önce eline, sonra yüzüne sürüyor ellerini, sonra da bütün vücuduna. Yavaşça sağ tarafına yatıyor. Allahümme kıni azabek yevme teb'asu ibadek. Ya Rabbi kulların haşrettiğin gün beni azabından koru. Dua yani, ediyor. Böyle dua ediyor. Gündüz tekrar dönüyoruz. Gündüz Ashab-ı Soffa ile ilgili. Kim Ashab-ı Soffa? 400'e kadar çıkıyor. Bunlar talebe bunlar. Bunlar böyle ticaretle, ziraatla uğraşmazlar. Gölge gibi Efendimiz'i takip ediyorlar. Peygamberimiz ne buyurdu? Namazı nasıl kıldırdı? Namazda hangi sure okudu? Namazdan sonra ne konuşuldu? Bunları takip ediyorlar bunlar. Ashab-ı Suffa. Bunlar dedim ya sayıları 400'e kadar çıktığı oluyor. Hazreti Fatıma bir gün diyor ki baba değirmen çevirmekten kollarım yoruldu. Bana bir hizmetçi görevlendiremez misin? Kızım ben bugün Ashab-ı Soffa'nın maişetini temin edemedim. Öz kızının ihtiyacına Ashab-ı Soffa'nın ihtiyacını tercih ediyor. Mesela bakın bu o sahabe-i kiram ki Efendimizin terbiyesinde yetişmiş. Yani sahabe, değerli konuklarımız sahabe sohbetten gelir. Mümin olarak Peygamberimizi gören kişi bakır kimya oluyor. Ani değişiyor. İşte bakın hemen türbesi şurada bulunan Ebu Eyyub'ul Ensari Hazretleri 7 ay Peygamberimizi evinde misafir etmiştir. Misafirperver milletin misafiri olmuştur. Hala yani doğrusu bu semte varınca duygularım değişiyor. Muhsin Allah Bey, Allah. Yani öyle oluyor. Ben herkes de böyle görüyorum. Yani sanki Medine-i Münevvere sanıyorum ben bu Eyüp semtini. O manevi atmosferi teneffüs etmek. O manevi evet. Atmosfer yüzyıllardan beri bu kutlu sahabi oradan kalkıyor buraya geliyor. Hala Sultan Kıbrıs'a 82 yaşında. Hala Sultan.
Vehip bin Kepşe Pekin'e git. Pekin. Aman ya Rabbi. Mekke, Pekin, Medine nere ya? Evet. Medine nere? Pekin nere? Dertleri ne hocam? Niye gidiyorlar? Ha, dertleri ne? Allah Resulü'nden aldıkları mesajı Allah'ın kullarına. İlahi kelimetullah diyoruz. Allah adının yükselmesi, bütün insanların yolu cehennemden cennete çevrilsin. Yani böyle toprak zapt edelim, insanları hükmümüz altına alalım, bu değil. Bir fazla kişiyi daha kurtarabilmek. Ya bu sahabi, Efendimiz buyuruyor, Kabe'nin karşısında Kadir gecesini geçirmekten ise müminlerin arka safında 3 gece nöbet tutmak çok daha iyidir. Öyle buyuruyor. Bu sahabe-i kiramda işte mesela Büreyde Hazretleri, Efendimizin sancakları nerededir? Aşkabat'ın 300 kilometre mesafedeki Meru, Türkmenistan'ın baş şehri Aşkabat'a 300 kilometre mesafedeki Meriv. Ya insaf, ya insaf. Ben oğluma faydam yok, kızıma faydam yok, torunlarıma faydam yok, komşularıma yok, hemşehrilerime yok. Ben nasıl insanım ya? Ben miras yedi bir insan mıyım? Ama bu kutlu sahabi bunlarla işte nasıl öyle bir feyiz almışlar, öyle bir aşk yüklenmişler ki güneş üzerinde güneş batmayan yerlere gitmişler. Gittikleri yerleri de Müslüman, öyle mete zoru değil, kılıçla filan değil. Onlar bunlara imrenmişler. Ya bu ne güzel adam ya. Bu niye güzel bu adam? Ya bu peygamber terbiyesinde yetişmiş adam bu. Evet. Efendim, insanları çok seviyor o peygamber. Bize bu mesajı ver. Harisun aleykum bil müminine raufur rahim. Size çok düşkün, çok, çok şefkatli, çok merhametli. Hatice annemiz diyor ki, ya Resulallah biraz uyusanız. Hatice, uyumanın zamanı geçti Hatice. Allah, bir gecede 50-60 rekat namaz kılıyor. Kur'an okuyor. Gündüz heyetler, heyet. Ya bu peygamber de bir insan ya. Bu yorulmaz mı? Bu uykuya ihtiyacı yok mu? Aman ya Rabbi. Evet. Sonra Hazreti Abbas diyor ki bir gün amcası, böyle insanlar seni rahatsız ediyor. Cübbeni çekiyor, ökçene basıyor. Toz toprak içinde bırakıyorlar. Size bir oda yaptıralım. Önüne gelen rahatsız etmesin. Görüşmek isteyen randevuyla görüşsün. Canım bedenimde olduğu sürece ben bu insanların eziyetlerine katlanacağım. Evet. Mesela bakın, Selman-ı Farisi'nin hürriyetine kavuşabilmesi için 500 fidan dikilmesi gerekiyor. Efendimiz talimat veriyor. Çukurları kazın, fidanlar hazırlanıyor. 499'unu Efendimiz dikiyor, tutuyor. 500'üncüyü Hazreti Ömer dikiyor, o kuruyor. Onu da yerine tekrar Efendimiz dikiyor. Bir yılda 500 fidan diken peygamberin bağlısıyız. İşte peygamber sünneti diyoruz. Bütün vatandaşlarımız bir yılda 500 fidan dikse bu ülke cennet olmaz mı Muhsin Bey? Ya çölleşiyor. Yani uçakta gelirken görün hep çöl manzarası. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da huda. Tek beni vatanımdan dünyada etmesin cüda. Diyoruz ama vatan gidiyor. Vatan ayağımızın altından gidiyor. E bu vatana nasıl sahip olunur? Orman yetiştirmekle, fidan dikmekle. E benim peygamberim demek, bakın 500 fidan dikmiş. Kıyamet kopuyorsa, bıraksın kıyametin kopmasıyla ilgilenme. Elinde fidan varsa onu dikiver. Buyur. Hocam devam edelim ama reklama gireceğiz. Peki efendim. Peki, reklamlardan sonra dua bölümüyle yeniden karşınızda olacağız. Telefonumuz var, telefonumuzu alalım. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar. Buyurun, sorunuzu duyalım. Hayırlı cumalar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Buyurun. Ben rahmetli annemin fotoğrafını asmıştım duvara ama
bunun günah olduğunu söylüyorlar. Ona baktıkça millet orada o rahatsız oluyormuş. Bu doğru mu? Yani resme, fotoğrafa sorum. Baktıkça azap görür diyorlar. Evet. Evet. İkinci sorum var. Ben 2-3 ay önce kapandım. Önce açıktım. Evet. Bunun artık önceki günahlarımdan sorumlu olacak mıyım? Hani tövbe etmeyi düşünüyorum. Tövbe edeceğim. Artık önceki günahlarımdan arınmış oluyor muyum? Ve bir de hocamdan şeyi soracağım. Mesela ben bir günah işlediğim zaman üzülüyorum, hemen tövbe ediyorum. Hemen tövbeye dönüyorum. Çünkü o kadar korkuyorum ki azaptan, Allah'tan o kadar korkuyorum ki mesela ağlıyorum yeri geliyor. Hani niye ben bunu yaptım diye. Bir de onu soracaktım. Bir de oğlum askerde, eşim yok. İki tane çocuğum var. Oğluma ve kendimize hocamdan dua istiyorum. Ya. Allah rızası için. Dua istiyorum. Ya. Zaten az sonra dua tabii ya, birlikte amin diyeceğiz inşallah. Evet. İzlemeye devam edin, takipte kalın. Az sonra duada yine birlikte olacağız. Hangisiyle başlayalım birer hocam? Birer birer başlayalım Muhsin Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Allah efendim. Bin kere sizden razı olsun. Amin, amin efendim. Hocam amin. Yeni örtündüm dedi hanımefendi. Bundan dolayı tebrik ediyoruz. Ne kadar güzel. Bundan öncekilerden sorumlu olur muyum? Tevbe ediyor ya. Ettaibü minezzembi kemen la zembele. Günahından tevbekar olan onu hiç işlememiş gibidir. Yeter ki bir daha dönüş olmasın. Hı hı. Tebrik ediyoruz. Bu yeni hal hayırlı olsun diyoruz. Evet. Evet efendim. İlk sorusu da fotoğrafla ilgili. Annemin fotoğrafı var rahmetlinin evde. Fakat işte uygun değil diyorlar. Yeter ki namaz kılacağımız yerde önümüzde olmasın. Mahsur yok, evet. Namaz kılacağımız yerde olmasın, önümüzde evet. Olmasın. Onun haricinde evde doğru. Fotoğraf bulundurmanın bir mahsuru doğru. Yok. Peki, devam edelim hocam. Duadan önce... Oğlu içinde tabii yüce dua Rabbimiz, istedi. Dua istedi. Hanım kardeşimizin sevgili oğlu ile birlikte cümle askerlerimizin burnu kanamadan yollarını bekleyenlere kavuşmayı yüce Rabbimiz nasip eylesin. Amin, evet. Amin. Biz de amin dedik. Amin. Antalya selamlar, teşekkür ediyoruz. Evet. Cumanız mübarek olsun. Evet, Efendimizin, Peygamber Efendimizin nelerle meşgul olduğunu anlatıyordunuz son olarak. Orada mesela, kaldık, gün içerisinde neler mesela yapardı? Mesela sevgili Peygamberimiz misafiri gelmiş. Kim? Adi bin Hatem diye biri. Kim bu adam? Bu önce Hristiyan bir bölgenin lideri, evet. Kralı. Bu gelmiş, Efendimiz evine götürüyor. Eve giderken yaşlı bir hanım çıkmış. Yanında da bir küçük çocuk. Efendimiz o hanımın ilgileniyor. Sorularına cevaplar veriyor. Bu da dikiliyor. Dikilirken ayakta şöyle karar veriyor. Ben diyor ya küçük bir memleketin böyle başıyım, lideriyim. Böyle misafirimle giderken yaşlı bir hanım yola çıksa da sual sorsa ilgilenmem, görmezlikten gelirim. Bu ne büyüklük bu? Hem çocuğu memnun ediyor, hem yaşlı hanımı memnun ediyor. Efendimizin evine varıyor, Allah Allah, tam takır bir ev, eşya deposu değil. Bir tane minder var, Efendimiz o minderi de buna veriyor. Kendi kuryere oturuyor, bir minderi misafirine ve karar veriyor, iman ediyor. Yani bu sadeliği de görüyoruz. Men lem yuakkir kebirana ve lem yerham sagirana feleyse minna. Büyüğümüze saygı, küçüğümüze sevgi göstermeyen bizden değil. Efendimiz pazar yerinden geçiyor. Alışveriş, hayat devam ediyor. Ya maşeret tüccar, esnaf topluluğu. İnnet tüccara yubasune yevmil kâmeti füccaran. Bir kısım esnaf günahkar olarak haşrolacaktır. Tabii hayat durmuş, gözler gönüller çevrilmiş. Bir kısım esnaf var ki günahkar olarak haşrolacak ancak Allah korkusu duyan, iyilik eden, doğru olan öyle değil. Demek ki takvayı, iyiliği ve Allah korkusu tavsiye ediyor. Peygamberimiz evinde, evinin dışında, duvarın önünde iki kişi tartışıyor. Alacak, verecek davası yüzünden
birisi diyor ki öde şu borcunu. O da diyor ki ya biraz indirim yap diyor. Ya şu alacağından biraz indirim yap diyor. Vallahi laife, vallahi yapmam diyor ya. Kuruşundan vazgeçmem. Efendimiz bunu duyuyor, geliyor. Kim o iyilik yapmam diye yemin eden? Benim ya Resulallah. Münasip görüyorsanız öyle olsun ya Resulallah. Sen şu kadarını düş, bu da derhal sana borcunu ödesin. Kuba'da kavga olduğunu öğreniyor. Boşver ne olacak? Değil, hemen. Hazreti Bilal'e tembih ediyor. Bilal, olay demek öğle ile ikindi arasında cereyan ediyor. Ben gecikirsem namazı Ebu Bekir kıldırsın Bilal. Bilal müezzin ya, ona tembih ediyor. İki kişi kuyudan su çekerken, hava da sıcak ya, o kovaların ipi de birbirine dolaşıyor. Biri ona bir tokat, o da buna bir tokat. Yetişin ey Ensar, yetişin ey Muhacir. Aa, iş büyüyecek. İş büyüyecek. Basit bir iki gencin kavgası Ensar'la Muhacir millete mal olacak. Evet. Yani Efendimiz seyirci kalmıyor. Yanındaki ashab ile varıyor, durumu yatıştırıyor, dönüyor. Cemaat de namaza durmuş. Hazreti Ebu Bekir öne geçmiş ama Efendimizin gelişini hissediyor. Hemen mihraptan çekiliveriyor. Efendimiz geçip namazı kıldırıyor. Namazdan sonra Ebu Bekir niye çekildin? Yani namazı kıldırsaydın. Olur mu ya Resulallah? Yani Peygamber Aleyhisselam'ın Ebu Kuhafe'nin oğlunun arkasında namaz kılmak olur mu? Saygısı da böyleydi. Evet. Allah razı olsun hocam. Sağ ol. Evet, vakit cuma vakti, vakit dua vakti. Duayla inşallah programımızı kapatacağız. Bir kez daha cumanız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Duayla kapatalım. Buyurun hocam. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Ya Erhamer Rahimin, okunan Yasin-i Şeriflerden hasıl olan sevabı evvela sevgili Peygamberimizin mübarek ruhuna hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rab. Amin. Saniyen el açıp dua eden insanların yakınlarından ebediyete irtihal etmiş olanların ruhlarına armağan eyledik. Sen vasıl eyle. Amin. Ruhlarını şat, makamlarını cennet eyle. Amin. El açıp dua eden şu insanların vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, amin, yuvalarına mutluluk, iş yerlerine başarı ve bereketler lütfeyle. Amin. Evlatlarımızı bizler için hayrul halefeyle. Amin. Büyük mahkemende onları bizden şikayetçi değil şefaatçi eyle. Amin. Vatan bekçiliği görevini ifa eden kahraman askerlerimize, emniyet güçlerimizi melekler ordunla, sekinetinle, moral gücüyle teyit eyle. Amin. Onları burunları karamadan yollarını bekleyenlere kavuşabilmeyi nasip ve müyesser eyle. Amin. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Amin. Aziz milletimizi, mübarek vatanımızı şu terör belasından hıfz-ı emanında eyle. Amin. Ya Rab. Darda olanlara genişlik, sıkıntıda olanlara ferahlık, hastalara şifalar, borçlara edalar nasip. Amin. Eyle. Ya Erhamer Rahimin, kandiller geçidine erdik. Daha önceki kandillerde hayatta olup da şimdi aralarımızda olan, bulunamayan, huzuruna varmış olanların ruhlarını şad eyle. Ve bizlere de sıhhat ve saadetle, huzur ve afiyetle, nice kandillere, nice Ramazanlara, nice bayramlara, eninde sonunda da cennet ve cemalullah bayramına yetişebilmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rab. Amin. Hayırların fethi, şerlerin defi, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için El Fatiha.